Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahından herkese günaydın. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Gün boyu etkinlikler, gün boyu törenler, açılış törenleri gerçekleşecek. Ve biz o coşkuyu sizlere bu ekranlardan, A Haber ekranlarından, A Haber Radyo'dan yansıtmaya çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyoruz ve bültene başlıyoruz. Ne yazık ki üzücü bir haberle, bir son dakika gelişmesiyle gece saatlerinde İstanbul'da Esenyurt'ta bir kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Ekipler anında müdahale ettiler yangına fakat söndürülemedi, tamamen kontrol altına alınamadı ve o fabrika küle döndü. Ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzünü duman kapladı. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Gece saatleriydi. Osman Gazi Mahallesi'nde bulunan iki katlı kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Fabrikanın her yerini sardı. Yoğun duman da giderek etkisini artırdı. Kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yangın iki fabrikaya daha sıçradı. İçeride masur kalan bir kişi çaresizce kurtarılmayı bekledi. Esenyurt Sanayi Sitesi'nde yaklaşık yarım saat önce 3 fabrikada yangın çıktı. Plastik döküm fabrikasında çıkan yangın çevredeki 2 ayrı fabrikaya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri canhıraş mücadelelerini sürdürüyorlar. Sadece Esenyurt değil, çevreden de takviye itfaiye ekibi geldi ve müdahale hız kesmeden devam ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye ekipler geldi. Alevlere karşı 4 koldan müdahale edildi. Dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale anları havadan drone'la görüntülendi. Uzun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikadan geriye kül yığını kaldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. İspanya'daki Kanarya Adaları'na bağlı La Palma Adası'ndaki yanardağ aktif olmuştu. 19 Eylül'den bu yana da artarak devam ediyor lav püskürtmeye. Şimdi canlı görüntülerini getiriyoruz ekranlarınıza. Birkaç kuyu birden var biliyorsunuz ve hepsi aynı anda aktif oldu. Lav püskürtmeye devam ediyor. Aktifliği de her geçen gün artıyor. Çıkan lavlar geniş bir alana yayılmış durumda. Öyle ki yüzlerce hektar alan küle döndü biliyorsunuz. Her gün bu görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Bu doğa olayının 7000'i aşkın kişi zaten bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Diğer yandan da yanardağın yamaçları boyunca şimdi yeni çatlaklar ve delikler de açılıyormuş. Bu felakette şimdiye kadar binlerce ev kül oldu biliyorsunuz. Bir aydan uzun süredir devam ediyor patlamalar. Hatta iki aydan uzun süredir. Depremi de tetiklediği yönünde uyarılar var uzmanlar tarafından. Bilim insanları geçen hafta La Palma'da farklı büyüklüklerde yaklaşık 800 deprem meydana geldiğini söyledi. En büyüğü de 4.9 büyüklüğündeydi. Bir de geceden kalanlara bakalım. Günün ilk saatleriyle ilk saatlerinden itibaren ülkemizde neler yaşandı? Gece boyunca hareketliydi. Öncelikle Sivas'a gideceğiz. Sivas'ta sağlık çalışanlarını taşıyan bir tur otobüsü devriliyor görüyorsunuz görüntülerde. Ve Sivas-Malatya Karayolu Kangal ilçesi yakınlarında meydana geliyor bu kaza. Samsun'dan hareket eden bir tur otobüsü Adıyaman'a gezi için giden sağlık çalışanlarını taşıyordu. Kontrolden çıktı otobüs ve şarampole devrildi. Kazada Hasan Hüseyin Saltık hayatını kaybetti ve ne yazık ki 24 kişi de yaralandı. Siirt'te de bir trafik kazası yaşandı dün gece. Onun görüntülerini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Sürücü ve park halindeki otomobile çarpıyor. Araç savruluyor, takla atıyor. O kazada iki kişi yaralanıyor. Yaralılar hastaneye kaldırılıyor ve tedavi altına alınıyor. Şu an son duruma ilişkin bilgiler bunlar.
Siirt'ten İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'da da Maltepe'de bir araç yanıyor yol kenarında. Görüyorsunuz görüntülerini, küle dönmüş durumda. İstanbul Maltepe'de D100 karayolu Kartal istikametine gidiyor bir araç ve motor kısmından önce dumanlar yükseliyor, ardından da alevler. Sürücü son anda kurtuluyor. Yanan araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürülüyor ve hurda yığınına dönmüş gördüğünüz gibi. Olay yerinden de ardından ekipler tarafından dün gece itibariyle kaldırıldı. Evet, yine İstanbul'dayız. Bu defa Aksaray'dayız. Bir kovalama haberi geliyor ekranlarınıza şimdi. Gece yarısı yaşandı bunlar. Aksiyon filmlerini aratmayacak nitelikteydir tabiri caizse. ATM'den para çeken genç yardım isteme bahanesiyle kandırıyor. Parasını gasp ediyor 3 şüpheli. Ve çaldıkları 3000 lirayla kaçmaya başlıyorlar. Gaspa uğrayan genç de durumu polise bildiriyor. Ve polis ekipleri harekete geçiyor. İşte yakalıyor gaspçıları. Kaçtığı aracı tespit ediyor gaspçıların. Bölgeyi abluka altına alıyor. Ve şüpheli 3 kişiyi saklandıkları dairenin sahibiyle birlikte yakalıyorlar. Evet, İstanbul'dan ayrılmıyoruz. İstanbul'da gece epey hareketliydi. Aksaray'dan şimdi Beyoğlu'na geçiyoruz. Beyoğlu'nda 3 katlı bir çatının binasında gece yarısı yangın çıkıyor. Görüyorsunuz alevler gökyüzüne yükseliyor. Kısa sürede büyüyor. Korku ve panik bir arada yaşanıyor tabii. Bina sakinleri can havliyle kendilerini sokağa atıyorlar. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle ancak söndürülebiliyor. Neyse ki hiç kimseye bir şey olmuyor. Ve ne yazık ki Kuzey Irak'ta bir şehidimiz var. Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı patlıyor. Ve patlamada piyade uzman çavuş Harun Çalışkan şehit oluyor. Şehidin acı haberi memleketi Samsun'a iletildi. Acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Şehit ateşi Samsun'a düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Hain saldırıda piyade uzman çavuş Harun Çalışkan şehit oldu. 29 yaşındaki piyade uzman çavuş Harun Çalışkan'ın şehadet haberi Samsun'un İlkadım ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Acı haberle yıkılan şehidin hamile eşi Dilek Çalışkan'la annesi Dilek ve babası Recep Çalışkan'ı askeri yetkililerle yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Çalışkan şehit düşmeden 2 saat önce annesiyle telefonda görüşmüştü. "Beni merak etmeyin, zaten bir ay sonra izne geleceğim," demişti ama olmadı. Şehidin eşi Dilek Çalışkan 3 aylık hamileydi. Harun Çalışkan evladına kavuşamadan şehit oldu. Canlarını dini devlet, mülkü millet için feda eden aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine gark eyle. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu son yolculuğuna uğurlanmak için törenle memleketi Samsun'a uğurlandı. Ve terörle mücadele gündemine bakacağız. 23 Ekim'de bir operasyon gerçekleştirmişti özel harekat ve biri gri listede olan iki terörist öldürülmüştü o operasyonda. Şimdi operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Yerli ve milli ve TOL İHA'nın anlık görüntü aktarımıyla gerçekleşti bu operasyon. O operasyon anları ilk kez göreve çıkan Uç Bey'in kamerasına yansıdı. Milli Utol İHA Uç Bey operasyonu böyle görüntüledi. Mardin Artuklu kırsalında 23 Ekim'de düzenlenen terör operasyonunda yerli ve milli Uç Bey ilk kez sahaya çıktı. Uç Bey'in anlık görüntü aktarımı sayesinde tespit edilen biri gri listede aranan iki terörist özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. O anlara ilişkin görüntüler yerli ve milli Vitol İHA'nın kamerasına yansıdı. Müzik
Vitol İha Uçbey, dikey kalkış ve iniş yapabilmeyle piste gerek duymadan havalanabilme özelliğine sahip. Uçbey ayrıca uzun seyir mesafesiyle geniş alanları tarayarak aldığı görüntüleri anlık olarak kara birliklerine aktarabiliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama mesajı yayımladı ve o mesajında çok önemli mesajlar verdi. Güçlü Türkiye davamızı hayata geçireceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çelikten irade rehberimiz olmayı sürdürecek diye konuştu. Bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. İlanının 98. seneyi devriyesinde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında hiçbir saldırı bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Milli iradenin önemine dikkat çekti. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede milli mücadeleyi zafere taşıyan Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir. Evet, bugün yurdun dört bir yanında kutlamalar, törenler gerçekleşecek. Bir tören de İstanbul'da olacak. Atatürk Kültür Merkezi biliyorsunuz yenilendi ve şu an son teknolojiyle donanımlı durumda ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılışı gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yeni AKM ile ilgili, Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye'de sanatın kalbinin atacağı Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını görkemli bir törenle açıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış öncesi AKM'nin teknik ve sosyal içerikleri hakkında bilgi verdi. Toplam maliyet yaklaşık 2 milyar lira olan yeni Atatürk Kültür Merkezi için kapsamlı ifadesi oldukça yetersiz kalıyor diye düşünüyorum. Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin emsalleri arasında en ileri teknolojiye sahip olduğunu ifade etti. Emsalleriyle karşılaştırıldığında dünyadaki biz teknoloji olarak en son teknolojiyi kullanıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'ne girdiğinizde hemen sizi işte bu dev küre karşılıyor. Yaklaşık 15 bin adet seramikten yapıldı ve aslında bu dev kürenin içerisinde dev de bir salon var. İşte burası da o dev kürenin içerisindeki opera salonu. Opera salonu yaklaşık 2040 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek. Sahnede özellikle son teknolojilerle donatıldı. Sahnede bir taraftan oyun oynanırken bir taraftan dekorlarda daha dönebilecek. Burası da Atatürk Kültür Merkezi'nin sanat kütüphanesi. İçerisi adeta kültür sanat alanında bir ihtisas alanı. Çünkü içerisinde yaklaşık 30 bine yakın kitap bulunuyor. İnşallah kültür sanat konusunda Rami Kıştası açılana kadar en etkili kütüphanelerimizden biri olarak kültür sanat camiamıza hizmet edecek. Türkiye'de milli sanat anlayışına katkı sunmak üzere Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bestelenen Sinan Operası da ilk gösterisini AKM'nin açılışında yapacak. AKM sanatı besleyen, çoğaltan ve her kesimden ziyaretçisini zengin içeriklerle buluşturabilen bir yapı olarak yoluna devam edecek. Ve bugüne kadar yapılan en büyük millet bahçesi olan Başkent Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi dün
açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açılış töreninde konuştu ve iddialı hedefler belirledi. Yeşil kalkınma devrimine dikkat çekti ve Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın da bir millet bahçesine sahip olacağını açıkladı o törende. Başkent millet bahçemizin Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum. Ankara'nın çehresini değiştirecek, rengini griden yeşile döndürecek olan millet bahçesi hizmete açıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin adının da başkent olacağını duyurdu. Binlerce kitabı olan bir millet kıraathanesi olacak. Spor sahaları, oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet parkı gibi bölümlerde millet bahçemizin içinde yer alıyor. Erdoğan'ın konuşmasında İstanbul'a da bir müjdesi vardı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağımız bu millet bahçesinin hem ülkemizin hem İstanbul'un şanına yakışır bir eser olacağına inanıyorum. AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin refah düzeyinin arttığını söyleyen Erdoğan, Avrupa örneği verdi. Rafları boş dedi. İstikrarsızlık dönemlerinin geride kaldığını belirten Erdoğan, Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışma çıkartabilecekleri eski Türkiye değildi. Avrupa'da boş. Amerika'da raflar boş. Elhamdülillah biz de bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Son günlerde Türkiye'nin gündemini meşgul eden Büyükelçiler krizi de Erdoğan'ın gündemindeydi. Üstü kapalı olarak son kozlarını oynadılar dedi, konuyu kapattı. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Son kozlarını sahaya sürdüler. Sadece hukuk ve ahlak değil, aynı zamanda akıl ve mantık dışı çıkışlarla ülkemizin dikkatini dağıtmaya, milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Sabrederek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin önünde hiçbir engel olmadığını söyleyen Erdoğan, millete biz her şeyin farkındayız mesajını verdi. İnsanlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı her sıkıntının, her sorunun üzerlerine binen her yükün farkındayız. Ama emin olun, az kaldı. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını gerçekleştirdiği Başkent Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'ni gelin biz de birlikte bir yakından tanıyalım. İsterseniz teknik donanımları neler, nelerden oluşuyor hemen bakıyoruz. Başkent Millet Bahçesi 637 bin metrekare alanda kuruldu ve 154 bin metrekare ağaçlık alana sahip. 91.400 metrekare bitki ve çiçeklik alan bulunuyor. 78.700 metrekare çim alanına sahip, 67.800 metrekare çayır etkinlik alanı var ve 10.133 ağaç bulunuyor millet bahçesinde. Devam edelim. Çok özellikleri var, bununla sınırlı değil. 30.250 metrekarelik bir etkinlik alanı var. Şöyle ki 2.7 kilometrelik koşu ve bisiklet yoluna sahip. 1320 metrekare kaykay pisti var gençler için. 1007 metrekare buz pistine sahip, 1100 metrekare zip coaster pistine sahip, 7661 metrekare millet kıraathanesi var, 700 kişilik konferans salonu var, 2.7 kilometrelik nostaljik tramvay yolu var. Ankaralıların, başkentlilerin sahip olduğu bu yeni millet bahçesinde ve siyaset gündemine bir geri dönelim isterseniz. Hafta başında tezkere oylandı mecliste ve geçti. Tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet dedi. Fakat CHP ve HDP hayır dedi. CHP'nin
çok büyük bir kırılma yaşadığı bir kararıydı. Eğer hayır çıkmış olsaydı bu tezkere kararından ne olurdu? Bu tezkereyi oylayan vekillere sorduk. Bakın neler söylediler. Siz HDP ile ittifak kurdunuz diye biz bu mücadelemizi sonlandıracak mıyız? CHP tamamıyla HDP'leşmiştir. HDP de PKK'nın siyasi organıdır. CHP kendisini sorgulamalıdır. Tezkerenin amacı ülkemize gelebilecek tehditleri bertaraf etmektir. Silahlı kuvvetlerimiz terör neredeyse gidip onu yerinde imha etmenin mücadelesine girişmiştir. CHP ile HDP hayır dese de Suriye ve Irak tezkeresi meclisten geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede kalmaya ve terörü kaynağında yok etmeye yönelik operasyonlarını sürdürecek. Peki tezkere geçmeseydi ne olurdu? Terör örgütlerine Irak'ta ve Suriye'de müdahale etmeyeceğiz. Onlar gelip içeride bizi vuracaklar ya da oradan roket gönderecekler. Sivil vatandaşlarımızı, askerimizi, polisimizi hedef alacaklar. Yönetim boşluğu olan bölgelerinde konuşlandırılan terör unsurlarının Türkiye'yi tehdit etmesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buralara operasyon yapabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu tezkereler yoluyla izin alma zarureti hasıl olmuştur. O günkü kararların ve operasyonların ne denli önemli olduğunu bugün bir kez daha anlıyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bunun açık bir göstergesidir. Bu tezkerenin geçmemiş olması çok büyük sıkıntılar doğururdu. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tezkereye evet oyu vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerlerinin oradaki meşru varlığını sürdürmesi yönünde yeni bir engel ortadan kaldırmıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bilinmelidir ki güneyinde bir Kürdistan oluşumuna, bir terör devleti oluşumuna bu tezkereyle hayır demiştir ve Türk askeri de bunun teminatıdır. Eski CHP'li Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de tezkere meclisten geçmeseydi ne olurdu sorusunun yanıtını sosyal medya hesabından verdi. Tezkereye hayır çıksa Mehmetçik bölgeden geri çekilecek, yerini 100 bin kişilik ağır silahlı PKK-PYD terör ordusu dolduracaktı. Şehirlerimizin güvenliği tehlikeye düşecekti. Sızmalar sonrası karakollar basılacaktı. Tezkereye evet zaruriydi ifadelerini kullandı. Evet, geçtiğimiz haftalarda bir konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler olabilir demişti. Ve bu olay tabii ki de çokça eleştirilmişti. Çünkü böyle bir açıklamayı kamuoyuna değil de devletin belli kurumlarına yapması istenmişti herkesin tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bununla ilgili ifade vermesi için biliyorsunuz ki ikinci defa yargıya başvurdu. Önce yargıya başvurmuştu avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla. Şimdi yeni bir dilekçe verdi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili ifadesinin alınmasını talep etti. Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günleriniz. Kime ait bu söz? Bu tehdit değil midir? Eğer bu konularda samimiyse, dürüstse, gerçi bunun kitabında dürüstlük diye bir şey yok. Bu işin merci cinayetlerin neresidir? Yargıdır. Ama bu zat bugüne kadar hep akşam yalan, sabah yalan. Hayatı böyle geçmiş. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi cinayet iddiaları ile ilgili soruşturma açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla bir kez daha dilekçe verdi. Dilekçede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun soruşturma kapsamında ifadesinin alınması istendi. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Ama bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız. Dilekçede Başkan Erdoğan'ın 50 yıla yaklaşan siyasi hayatının hiçbir evresinde şiddete ve türevlerine tolerans göstermediği, barışçıl, meşru ve demokratik siyaset tarzını temel referansı olarak belirlediği vurgulandı.
Erdoğan'ın bir kısım beyanlarını bağlamından kopararak siyasi cinayet iddialarının dayanağı olarak göstermenin gerçekçi, sorumlu ve makul bir yaklaşım olmadığı gibi iyi niyetle de bağdaşmayacağı belirtildi. Başkan Erdoğan'ın konuşmalarında şiddeti çağrıştıracak, siyasi cinayet iddialarına dayanak teşkil edebilecek hiçbir ifade olmadığı vurgulandı. Dilekçede CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulması için işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasi parti yöneticilerinin siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar aldığına dair açıklamalarının basına yansıması üzerine 13 Ekim'de resen soruşturma başlatmıştı. Başkan Erdoğan da avukatı aracılığıyla başsavcılığa 15 Ekim'de yazılı beyanda bulunmuş ve CHP liderinin elindeki bilgi ve belgeleri yargıyla paylaşması istenmişti. Ve 29 Ekim 2021 günü tarihiyle gazete manşetlerini hızlıca bir göz atalım isterseniz, daha sonra detaylandırıyoruz her sabah olduğu gibi. Sabah gazetesinin sür manşetinde "Cumhuriyetimiz 98 yaşında, mutluyuz, gururluyuz, coşkuluyuz" ifadesi yer alıyor. Manşetinde ise "Cumhuriyete yakışır iki eser" haberi var. Devam edelim. Yeni Birlik gazetesine bakalım. "Mahkeme yeniden" diyor Yeni Birlik gazetesi. Sanatseverlerin büyük bir özlemle beklediği İstanbul Atatürk Kültür Merkezi sanata yeniden merhaba diyecek. Bugün itibariyle açılıyor biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle. Yeni Birlik gazetesinden sonra Akit gazetesine bakıyoruz. "Mehmetçik vur emrini bekliyor" diyor. "Tezkere tamam, sevkiyatta son seviyede, eller tetikte, gözler başkomutanın talimatında." Türk Gün gazetesi ise "Türkiye'yi durduracak güç tanımıyoruz" diyor. Bu manşetle bugün birinci sayfasında Türk Gün gazetesinin. Türkiye gazetesi ise "Evliye vergi indirimi" başlığı atmış manşetine. "Aile Bakanlığı meclise sunum yaptı" diyor. Detaylarına bakacağız elbette bu manşetin ilerleyen dakikalarda. Milliyet gazetesinin bugünkü manşeti ise kartel kurmuşlar" diyor. "Zincir marketlerin fahiş fiyat oranına, oyununa özellikle dikkat çekiyor" bugün Milat gazetesi birinci sayfasından. Yeni Şafak gazetesi ise "Türkiye'yi durduracak bir engel tanımıyor" sözünü sürmanşete çekmiş. "O defter kapanmadı" diyor. "Onelçi ile ilgili zorlayıcı diplomasi devrede" diyor Yeni Şafak gazetesi bugün birinci sayfasında. O Yeni Şafak'a da detaylı olarak bakıyor olacağız. Ve memleketimden güzel manzaralar diyelim. Havalar soğumaya başladı, sonbahar geldi, hatta kışa giriş yapmaya başladı bazı illerimiz. Fakat sonbaharla birlikte özellikle Artvin ve Erzincan illerimizde kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor. Tabii dolayısıyla da turistlerin ilgi alanı buralara aktarılıyor. Yurdun bir yanı sonbahar, diğer yanı kış güzelliklerine büründü. Çok güzel, mükemmel, o yollar falan harika. Erzincan'da Munzurdağ eteklerinde bulunan Girlevik Şelalesi, 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşuyor. Kışın tamamen donan suyu, yazın serin havası, ilkbahardaysa yemyeşil bitki örtüsüyle dikkati çeken şelale, turistlerin uğrak yeri oluyor. Yol boyunca çok güzel, böyle yeşil, sarı renklerin tonu falan çok güzel. Şu anda işte suyun sesi, şelale. Harika bir yer. Bölgeye gidenler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor. Artvin ise zengin bitki örtüsü, şelaleleri ve milli parklarıyla doğa tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alıyor. Artvin Şavşat'a da ilk defa geliyorum ve gerçekten bir doğa harikası. Yani yurt dışında gibi hissettiriyor. Farklı tonlarda ağaçlar, renkler. Şehrin temposundan uzak doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler sonbaharın pastel renkleriyle tatilin keyfini çıkarıyor. Dağlarda kar var. Çayırlar yemyeşil. Hayvanlar şu anda sonbaharda çayırlarda otluyor. Her şey doğa. Karadeniz yaylaları ise beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Doğu Karadeniz bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede yaylalar kar yağışının etkisiyle bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Öte yandan meteoroloji yurdun doğu kesimleri için yağış uyarısında bulundu. Evet.
Evet, bazı illerimizde sonbahar, bazı illerimizde kış yaşanıyor ama meteorolojiden uyarılar var bugün ve hafta sonu için. Bakalım meteorolojinin uyarıları neler? Her sabah olduğu gibi bize Erdal Kuruçay aktaracak hava durumunu. Günaydın Erdal, söz sende. Günaydın Merve Türkay. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık hava tahmin raporuna göre yurdun kuzeyinde hakim olacak yağışlar ve doğusunda da kar yağışı etkili olması bekleniyor. Kuzeyden ve Balkanlardan gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Orta Karadeniz'de Samsun Ordu bölgesinde etkili olması bekleniyor bugünden itibaren ve ilerlediğimizde Artvin, Rize, Trabzon bölgesinde yani Doğu Karadeniz'de de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olması bekleniyor. Yine haritaya dönüp baktığımızda yurdun Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinde ise Kars, Iğdır bölgesinde de kar yağışı etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde yine Karadeniz bölgesinde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor yine hava sıcaklıkları. Öte yandan Marmara bölgesinde ise sisli bir hafta sonu bekleniyor. Herhangi bir yağışın olmayacağını hatırlatalım. İç Anadolu bölgesinde Ankara'dan başlayarak Sivas'a kadar uzanacak şeritte ise yağmur yağışı etkili olacak. Yine gök gürültülü sağanak yağış 2 gün boyunca o bölgede de etkili olması bekleniyor. İzmir'de ise daha mevsim normallerinin üzerinde yani Ege bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. 16 ile 18 dereceye kadar çıkacak. Antalya'da yani Akdeniz bölgesinde ise mevsim normalleri üzerinde yine 16 ile 18 derece olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de herhangi bir yağışın olmayacağını söyleyebiliriz cumartesi pazar. Yine Van ve çevresi Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını hatırlatalım. Evet, kuzeyden ve Balkanlardan gelen soğuk yağışlı hava yurdun kuzeyini etkilemeye devam edecek. Özellikle Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yağmur yağışı etkili olurken Kars, Iğdır ve Erzurum, Erzincan bölgesinde kar yağışları hafta sonu etkisini artırarak devam edeceğini hatırlatalım. Ve Ortaköy'den sözü tekrar merkeze bırakalım. Merve Türkay. Teşekkür ediyoruz. Erdal Kuruçay aktardı. İşte meteoroloji, hava durum tahminleri böyleydi. Devam edelim. İsterseniz son 24 saatlik koronavirüs bilançosuna bakalım. Dün itibariyle açıklanan, şimdi ekranlarımıza gelecek. Dün son 24 saati itibariyle 354.580 test yapıldığı açıklandı. Ve bu 354.580 testten 25.528'i pozitif çıktı. Ne yazık ki 229 vatandaşımız daha son 24 saat itibariyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı tabloya 27.651 olarak yansıdı. Dünle oranla epey düşük. Ve aşılama oranlarına da bakacağız hemen. İkinci doz aşı yapılma oranı %78.15'e yükseldi. Birinci doz aşı yapılma oranı ise %89.15. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 116.023.796 olarak gerçekleşti ve Adana'da mavi renge bürünen son ilimiz oldu. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı ve tebrik etti Adana'yı da. Devam edelim. Pandemiyle birlikte tabii en fazla bundan etki gören, zarar gören kısım eğitim oldu. Çocukların eğitimi oldu. Şimdi bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sürecinde sürekli bir reform yerine sürekli iyileştirme kültürüne ihtiyacımız var dedi. Ve tam kapanma sonrasında okullardaki doluluk oranını, devamlılık oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda anaokullarında da diğer kademelerde olduğu gibi karantina sürecinin 10 güne indirildiğini açıkladı. Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne indirildi. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer, koronavirüste 14 gün olan karantina süresinin 29 Ekim itibariyle anaokullarında da 10 gün olarak uygulanacağını duyurdu. Bakan Özer, bakanlığın attığı adımları ve hedeflerini de anlattı. Eğitim sisteminde sürekli reform yapılmasının doğru olmadığına dikkat çekti. Önceliğim iyileştirme yapmak dedi. Tam kapanma sonrası okullardaki devamlılık oranlarına ilişkin de bilgi paylaştı. Okul öncesi eğitim geçen sene COVID sürecinden çok etkilenmişti. Bu yılsa okula devam oranı da çok yüksek, %95'in üzerinde. Milli Eğitim Bakanı yeni mezun öğretmenlerle ilgili ise 3 aşamalı bir planın uygulanmasının gündemde olduğunu söyledi.
Eğitimde fırsat eşitliğini artırma ile ilgili yaklaşımımızda birinci ayak okul öncesi ve temel eğitime ağırlık verirken, ikinci ayak öğretmen eğitimlerine kapsayıcı bir şekilde destek sunmak. Kıdem yılı 5 yıl ve altında olan öğretmenlerin eğitimine ağırlık vereceğiz. Çok hızlı bir şekilde öğretmenlere takviye yapılması gerekiyor. Şimdi emniyeti uyuşturucunun birinci kaynağına götürecek önemli bir adım atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı uyuşturucuyla mücadele farklı bir boyut kazandırdı. Şöyle ki uyuşturucu maddeler yüksek teknoloji makinelerle donatılan laboratuvarlarda kimyasal parmak izleri çıkartılarak zehir tacirlerine işte böylece süratli bir biçimde ulaşılmış olacak. En önemli olanı uyuşturucu maddelerin profillenmesi kısmı. Bunun üzerine ciddi bir çalışmamız var. Uyuşturucunun kimyasal parmak izi çıkarılıyor. Arşivlerdeki verilerle karşılaştırıldıktan sonra o iz ekipleri suçun kaynağına ulaştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nca yürütülen uyuşturucu madde profilleme çalışması sayesinde uyuşturucuyla mücadeleye yeni bir boyut kazandırıldı. Uyuşturucu maddelerin hem üretimlerinden, üretildiği bitkilerden, kullanılan yöntemlerden vesaire içerisinde bir miktar safsızlıklar olur. Farklı farklı maddeler olur. Bunların tespitini yaparak uyuşturucu maddelerin parmak izlerinin oluşturulması üzerine bir çalışma yürütüyoruz. Diğer bir deyişle uyuşturucunun parmak izi çıkarılarak farklı yer ve zamanda yakalanan maddeler analiz ediliyor, zehir ticareti yapan suç örgütlerine ulaşmak kolaylaşıyor. Bu çalışma sonucunda soruşturmacı birimlere uyuşturucuyla mücadele alanında çok daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı Kimya İnceleme Şube Müdürlüğü'nde sadece uyuşturucu değil, patlayıcı madde, silahlı saldırı ve birçok suçtan geri kalan bulgular titizlikle analiz ediliyor. Bu laboratuvarlar yüksek teknolojiye ve aynı zamanda deneyimli personellere sahip, oldukça önemli görevleri de var. Uyuşturucudan patlayıcıya pek çok madde işte bu laboratuvarlarda, bu makinelerde analiz ediliyor ve çok kısa bir süre içerisinde de hazırlanan rapor ilgili birimlere sunuluyor. Uyuşturucu spesiyle yakalanan olaylarda elde edilen bulgular tarafımıza incelenmek için gönderilmekte. Bu bulgular üzerinde uyuşturucu madde var mıdır? Varsa saflık oranı nedir? Bunların tespitini yapıyoruz. Yakalanan patlayıcı maddelerin içeriklerinin tespitini yapıyoruz. Kundaklama şüphesi olan yangın olaylarında petrol türevi maddenin kullanılıp kullanılmadığının tespitini yapıyoruz. Şimdi Brexit'in ardından İngiltere ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında sular bir türlü durulmuyor. Fransa ile de balıkçılık krizi hala daha devam ediyor. İşte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrasında lisanslar iptal olmuştu. Aynı kıta sahanlığında, aynı denizlerde balık avlama konusunda. Şimdi Fransa'dan sert açıklamalar geldi. 2 Kasım itibariyle eğer lisanslar tekrar sağlanmazsa yaptırımlar devreye sokulacak. Artık sınırlarımız sınırlarına ulaşıyor dedi Fransa. Balıkçı krizi büyüyor. Paris-Londra hattında gerilim yükselmeye devam ediyor. Fransa, İngiltere'ye yaptırım hazırlığına giriyor. Brexit sonrasında Fransız balıkçıların bazıları lisans alamayınca iki ülke arasında kriz patlak vermişti. Fransa misilleme olarak sularındaki İngiliz balıkçıları uyarıp dışarı çıkarınca gerilim büyüdü. İngiltere geri adım atmaya çağrıldı. Şimdi ise geri adım atılmaması halinde Fransa'nın uygulayacağı yaptırımların listesi açıklandı. Buna göre Fransa, İngiliz balıkçı teknelerinin belirlenmiş Fransız limanlarına erişimini engelleyebilecek. 2 Kasım'dan itibaren devreye alınması planlanan yaptırımlar kapsamında İngiltere'den gelen kamyonlara sıkı kontroller uygulanabilecek. Fransa aynı zamanda İngiltere'yi elektrik tedariğini gözden geçirmekle de tehdit etti. İngiliz hükümeti bu söylemi hayal kırıklığı ve orantısız bir karar olarak yorumladı. İngiltere'nin balıkçılarla alakalı adımlarına sert bir çıkışta bulunan Fransa'nın hükümet sözcüsünden sabrımız sınırlarına ulaşıyor açıklaması gelmişti. Çok güzel.
Şimdi yine İngiltere ile ilgili bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Şöyle ki İngiltere'de bir düşünce kuruluşu bir tahminde bulundu. İngiltere ekonomisinin gitgide kötüye gideceği yönünde İngiliz ekonomisiyle ilişkin. Ve milyonlarca insanın yaşam koşullarının da bundan dolayı kötüleşeceğini söyledi. İngiltere'de gelecek yıllarda milyonlarca insanın yaşam koşulları kötüleşecek. İngiliz Düşünce Kuruluşu, Mali Araştırmalar Enstitüsü, ülkede yüksek enflasyon ve vergi artışları nedeniyle orta gelir grubunda yer alan ailelerin yaşam koşullarını mercek altına aldı. Düşünce Kuruluşu'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'deki birkaç yıl içinde vergi artışları ve yüksek enflasyonun yaşam standartlarında çok yavaş büyüme anlamına geleceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca gelecek tahmininde yüksek enflasyon oranları ve vergilerin ortalama ücret artışlarının üzerinde olacağı kaydedildi. Artan giderler nedeniyle kısa vadede milyonlarca insanın durumu kötüleşecek ifadesine yer verildi. Beş bin yeni taksi projesi var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin biliyorsunuz. Bu yine toplantıda reddedildi, UKOME toplantısında oy çokluğuyla. Tam 10. kez reddedilmiş oldu. 5000 taksi projesi oy çokluğuyla 10. kez reddedildi. Bazı gruplara taksi plakası vereceğim diye söz verilmiş, o sözü yerine getirmeye çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 kez reddedilmesine rağmen yeni taksi sistemiyle 5000 yeni taksi önerisini 10. kez UKOME'ye sundu. Teklife karşı çıkan taksicilerse yeni kapı gösteri alanında toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve idaresi sürekli taksiciler üzerinden bir siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Bizi siyasete alet ediyor. Biz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. UKOME toplantısının başlamasının ardından yeni kapıda protesto sesleri yükseliyor. Taksiciler UKOME toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Gerçekten İstanbul'un bir sürü sorunu var. İstanbul'un bütün sorunu bitti, sadece taksi değil. Tamamen ucuz provokasyon, hiç gerek yok bunlara. Ne olursunuz taksicinin üzerinden siyasetlerini çeksinler. Plaka sahibiyim, İstanbul'da taksicilik de yaptım ama her şey güzel olacak deyip bizi yerin dibine sokan bir başkanla karşı karşıyayım. Bize mafya diyor, biz mafya değiliz ya, benim 500 tane dairem yok. Sadece bir tane taksi plakam var. Ekmek teknelerimizi kimse elimizden alamaz diyen taksiciler İBB yönetimine tepkiliydi. Her meslekte olduğu gibi aramızda, bizlerin aramızda da açık söyleyeyim, bazı yanlış arkadaşlar vardır. Bunları ayıklayalım. Çürük elmalar. Bunlar tamam, amenna. Ama taksicinin ekmeğiyle oynanmasın. Kırmızı kart gösteriyorum İmamoğlu'na. Kırmızı kart gösteriyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Toplantı sonunda UKOME'ye sunulan taksi teklifinin 10. kez oy çokluğuyla reddedildiği açıklandı. Ve 89 yıllık icra iflas kanunu revize ediliyor. Şöyle ki kamuoyunda zaten çokça tartışılıyordu. Çocukların icra yoluyla teslimi, işte bu artık sona eriyor. AK Parti'nin icra iflas kanununda yaptığı taslak çalışmaya göre Çocuk Adalet Bakanlığı tarafından kurulacak teslim merkezlerinden alınacak artık. Bazı başka değişiklikler de var. Ekranlarınıza getiriyoruz şimdi. Çocuğu alacaksın, tatil yapacaksın, eşi çektiğiniz yete bak. Boşanmış ailelerin çocuklarının icra yoluyla teslimi son bulacak. AK Parti'nin hukukçu kurmayları boşanmış ailelerin çocuk teslimi uygulamasını 89 yıllık icra iflas kanunundan çıkarmak için bir süredir çalışıyordu. İcra iflas kanunu revize ediliyor. Yapılacak değişiklikler de sona gelindi. Teklife göre icra yoluyla çocuk alma icra iflas kanunundan çıkarılacak. Çocuk Koruma Kanunu'nun içine dahil edilecek. Adalet Bakanlığı çocuk tesliminde görev ve sorumluluğu üstlenecek. Bunun için çocuk teslim merkezleri kurulacak. Çocuğun teslimi sırasında psikolog, pedagog gibi uzmanlarla eğitimciler bulunacak. Böylece çocuğun duygusal ve sosyal zarara uğraması engellenecek. Ayrıca boşanmış anne ve babaların çocuklarını icra yoluyla görmesine ilişkin uygulama çocuk lehine değişecek. Böylece anne babaların ödedikleri 1000 liralık icra masrafı da ortadan kalkacak.
Anne ya da baba çocuğunu görmek istediğinde kendi çocuğu için yaklaşık 1000 lira para yatırıyordu icra masrafı. Bunu almayacağız devlet olarak. Bu düzenleme yasalaştığı takdirde hem çocukta travma oluşturan hem de tartışmalara neden olan çocuğu icra ile alma dönemi sonlandırılacak. Depolardaki acizli malların satışına da yeni kriterler getiriliyor. Hem alacaklı hem borçlu malın satışını isteyebilecek. Böylece mallar depoda kalıp çürümeyecek. Düzenlemenin yakın bir zamanda meclis gündemine gelmesi bekleniyor. En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram yeni bir uygulamaya gitti. Şöyle ki daha evvel hikayesinde reklam paylaşmak isteyenler, link paylaşmak isteyenler için 10 bin kişinin takip etmesi şartı vardı. Şimdi Instagram bu şartı kaldırdı ve herkes hikayesinden reklam paylaşabilecek. Dünyada en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından olan Instagram, içerik paylaşımlarında değişikliğe gidiyor. Artık herkes hikayesinde takipçi sayısı sınırı olmaksızın internet bağlantı adresi paylaşabilecek. Instagram'ın hikayeler kısmında link paylaşma özelliği sadece 10 binin üzerinde takipçisi olan kullanıcılara açıktı. Ama bu kural Instagram yetkilileri tarafından değiştirildi. Artık yeni gelen özellikle Instagram hikayelerinde internet sitelerinin uzantılarını takipçi şartı aranmadan paylaşabilmek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor. Ayrıca Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu. Yeni gelen güncellemeler arasında bu konunun da gündemde olduğu bildirildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da işte dün akşam yayınladığı mesajında Cumhuriyet Bayramını kutladı. Önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetimizin 100. yılı ufuktayken ülkemizi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir siyasi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. İlanının 98. seneyi devriyesinde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında hiçbir saldırı bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Milli iradenin önemine dikkat çekti. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede milli mücadeleyi zafere taşıyan, cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir. MHP lideri Devlet Bahçeli de Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı sosyal medya hesabı üzerinden ve ardından da CHP'ye mecliste verdiği tezkereye hayır oyu dolayısıyla çok sert eleştirilerde bulundu ve şöyle söyledi. Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır diye yazdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünde CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yağmaladığını belirtti ve CHP'nin Türkiye düşmanlarıyla hareket ettiğini işaret etti. Bahçeli 29 Ekim'i kutlayan mesajlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sömürgeci güçlere karşı bir dirilişin dirayetin eseri olarak tarihteki yerini aldığını ifade etti. Vatanımızın işgalini reddederek Cumhuriyet'e giden yolları açan Büyük Türk Milleti, şimdilerde aynı inanç ve azimle terörün kökünü kazma hedefine odaklanmıştır.
mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler, terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir. Bahçeli, Suriye-Irak tezkeresine hayır oyu veren CHP'ye tepki gösterdi. Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler, Cumhuriyet'in antitezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar, maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır. Geçmişte düşmanına ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır. Ve bugün Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle biz de Cumhuriyet'in kuruluşuna giden o yolu size kısaca, tabii çok zorlu, çok sancılı bir yol ama kronolojik olarak en azından hatırlatmak istiyoruz bu vesileyle. Bakalım, arkadaşlarımız bir grafik hazırladılar. Atatürk'ün Samsun'a çıkışından itibaren başlayacağız. Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar gideceğiz. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk ve kurmay heyeti Samsun'a çıktılar. 22 Haziran 1919'u gösterdiğinde tarihlerse Amasya Genelgesi yayımlandı. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında ise bu defa Erzurum Kongresi toplandı. 4-12 Eylül 1919 yılında ise Sivas Kongresi toplandı. Ard arda bir ay arayla kongreler, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri toplandı. Bütün Anadolu seferber olmuştu. 12 Ocak 1920'yi gösterdiğinde tarihler, son Osmanlı Mebusan Meclisi de toplanmış oldu. 1920'deyiz. 1923'e kadar daha yolumuz var. Devam ediyoruz. 16 Mart 1920'de İstanbul İtilaf Kuvvetlerince işgal edildi. Ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplandı. Ve 25 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması imzalandı. Ve artık meclisimiz de kurulmuştu. Başkent lazımdı, başkent olması gerekiyordu ülkemizin ve 13 Ekim 1923'te Ankara başkent ilan edildi. Ve 29 Ekim 1923'ü gösterdiğinde takvim yaprakları, Cumhuriyetimiz ilan edildi. İşte bugün de o günün 98. yıl dönümü. Biz de bir kez daha tekrar tekrar bu en güzel bayramı kutluyoruz. Bugün de dediğimiz gibi törenler gerçekleşecek ve onlardan en önemlisi, açılış törenlerinden birinin gerçekleşeceği noktaya gideceğiz. Atatürk Kültür Merkezi yenilendi, son teknolojiyle donatıldı ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Şimdi biz de hemen Atatürk Kültür Merkezi'ne gideceğiz. Arkadaşımız Erdal Kuruçay orada. Hazırlıklar neler? Tamamlandı mı? Gerçi Kültür Bakanı açıklamıştı binanın özelliklerini, Atatürk Kültür Merkezi'nin özelliklerini, ama Erdal'dan da dinleyelim. Bir de şu anki çalışmalar neler, onu bir öğrenelim. Söz sende Erdal. Evet Merve Türkay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü. Bugün önemli etkinlikler bir bir olacak hem Ankara'da hem İstanbul'da. Fakat onların içinde ayrı yeri olan Atatürk Kültür Merkezi'nin bugün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleşecek. 18 itibariyle yaklaşık 20 yıldır AK Parti hükümeti sürekli hemen her gün eser kazandırmaya yurda devam ediyor. Onlardan birisi de hiç şüphesiz ki Atatürk Kültür Merkezi. Şu anda sabahın ilk saatleri olmasına karşın tabii içeride de ışıkları yanıyor. Bugün özel bir gün, bu noktada açılış gerçekleşecek. Fakat o loş ışıklarda oldukça güzel olduğunu, ihtişamlı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta içeride kırmızı küresi de oldukça güzel görünüyor bu noktadan. Atatürk Kültür Merkezi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde bugün saat 18'de açılması planlanmıştı. 95 bin metrekare kapalı alana sahip merkezde 2040 kişi kapasiteli opera salonu olacak. 805 kişilik tiyatro salonu, buralara ait sahneler, kulis odaları, fuaye, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerisi ile sergi salonları da yer alacak bu devasa muhteşem eserde.
Opera salonundaki sahne 110 kişilik, dev bir orkestrayı alabilecek büyüklükte olması planlandı. Sahne mekaniği ve sistemleri de dünyanın en önde gelen son teknolojisiyle donatılmış vaziyette. Atatürk Kültür Merkezi yazılı tabela bina girişindeki yerini geçtiğimiz haftalarda almıştı. AKM'nin girişinde opera küresi 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı. Daha evvel ben giriş yapmıştık buraya. A Haber olarak o küreleri görmüştük. O kırmızı seramikleri oldukça güzel hem de büyüleyici. Sanatseverleri gerçekten heyecanlandıracak kadar özel bir yapı o küre. Küre de sahne içerisinde yer alacak. Atatürk Kültür Merkezi'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'da atılmıştı. Kısa sürede işte bu vaziyette vücut buldu. Kameraman arkadaşım Nihat Fındıklı da size onun detaylarını gösteriyor bir yandan. Kısa sürede tamamlanan kültür merkezinin maliyeti 860 milyon lira yatırım bedeliyle en önemli kültür merkezleri arasında yer aldı. Tabii mimarı da çok önemli. AKM'nin mimarı, ilk eseri mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu tarafından gerçekleştirildi. Evet, hiç şüphesiz ki 29 Ekim 1923 98. seneyi devriyesindeyiz. Bugün önemli açılışlar, önemli etkinlikler olacak yurdun dört bir yanında. Onlardan birisi de Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 18'de açılması planlanmıştı. Tabii birçok heyet de bu noktada hazır bulunacak. Çalışmalar da artık sonuna gelmiş vaziyette. Artık açılışı için sadece nefesler tutuldu. Saati bekleniyor diyelim ve gelişmeleri biz kameraman arkadaşım Nihat Fındıklı'yla takip edeceğiz diyelim. Sözü Taksim'den tekrar merkeze bırakalım. Teşekkür ederiz Erdal Kuruç ayaktardı. İşte bugün gerçekleşecek Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı. Çok provokasyon yapılmıştı biliyorsunuz Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili. Ama söz verildiği gibi en güzel haliyle şu an ihtişamıyla karşımızda bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştirecek. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar programında bir konuşma gerçekleştirdi. Kadını, erkeğiyle güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz dedi. Bu konuda kararlıyız diye konuştu ve kadınları dışlayan bir toplumun gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş olduğunu söyledi. Kadın yoksa insanlar da yoktur dedi. Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle kadını erkeğiyle 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar programında çıktı kürsüye. Kadınlarımızın azmi ve gayreti Anadolu topraklarının en büyük gücüdür. Kadının toplumdaki rolüne dikkat çekti, kadın yoksa insan da yoktur ifadesini aynı kullandı. Şekilde. Kadınlarını dışlayan bir toplumun gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Rahmetli Neşet Ertaş'ın gönül diliyle kadın insandır, erkek insanoğlu diyerek ifade ettiği gibi kadın yoksa insan da yoktur. Kadınlarımıza güveniyoruz mesajı verdi. Biz kadınlarımıza güveniyoruz. Kadınlarımızın kalplerindeki sevginin, gönüllerindeki zenginliğin, Allah vergisi sezgileri ve kabiliyetlerinin gücüyle ülkemizi ve dünyayı kuşatacak bir değişimin öncüleri olacağına inanıyoruz. Erdoğan, kadınların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınması davasına, beşeri sermayemizin güçlendirilmesine, kültüre, sanata, spora katkı sağlayan, alın teri döken, anne, eş ve evlat olarak başımızın tacı tüm kadınlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Başkan Erdoğan programda Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim adlı şiirini de okudu. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun. Programın sonunda Erdoğan, Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabını imzaladı. Dün
Başkent Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi açılış töreninde kurdeleyi bu defa farklı bir şekilde, protokol değil, küçük bir çocuk kesti. Ama bakın nasıl, görüntüler çok güzel. Başkent Millet Bahçemizin ülkemize, Ankara'mıza, Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum. Başkent Millet Bahçesi açıldı ama kurdeleyi kesmek Başkan Erdoğan'a değil çocuklara kısmet oldu. Niye bu kadar acele ettiniz ya? Yeni kesin. Küçük olan kesin. Serbest makas vermemek lazım ona. Afacan çocuk protokolde önce tatlı bir paniğe neden oldu. Makası ver istersen. Ver bana. Dur, Meclis Başkanı Mustafa Şentop kurdele ikinci kez uzatılınca kaldırmayı denedi, olmadı. On binleri görüyorum. Son çare bu kez çocuğun elinden makas alındı. Ancak o kurdeleyi tekrar kesmekte kararlıydı. Başkentimize hayırlı olsun diyoruz. Gıyabında gerçekleşen açılış yerini gülüşmelere bıraktı. Niye bu kadar acele ettiniz ya? Evet, son 24 saatlik koronavirüs ve aşılama bilançosuna da hemen göz atalım isterseniz. Aşılamayla başlayalım. Düzeltiyorum. Bilançoyla başlayalım. Test sayısı 254.580'di dün itibariyle ve vaka sayısı 25.528 olarak yansıdı son 24 saatlik tabloya ve ne yazık ki 229 vatandaşımız daha hayatını kaybetti dün itibariyle. 27.651 kişi de yeniden sağlığına kavuştu. Ve ikinci doz aşı yapılma oranı ise %78.15 olarak gerçekleşti. Birinci doz aşı yapılma oranı ise %89.15'e yükseldi. Ve her üç doz aşı toplamı ise ülkemizde 116.023.796 olarak son 24 saatlik tabloya yansıdı. Pek çok üniversitede koronavirüs aşısı çalışması yürütülüyor. TÜRKOVAK aşımız da yakında kullanıma sunulacak. Şimdi Ege Üniversitesi'nde bu kapsamda ilk DNA temelli virüs aşısı denendi. Bakın detayları neler. DNA temelli ilk yerli aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüsle mücadelede en etkili silah olarak aşı öne çıkıyor. Aşılanmaktan kaçmamak gerekiyor. Aşılar elimizdeki enfeksiyon ajanlarına karşı en güçlü koruyucu ürünler. Virüse karşı birçok üniversitede yerli aşı çalışmaları yürütüyor. Pandemi sürecinde projemiz bir anda Ege Üniversitesi adına hızlı DNA aşısı üretmek COVID-19'a karşı oldu. Biz çalışmalarımıza başladık. Ege Üniversitesi DNA temelli ilk yerli koronavirüs aşısı için proje geliştirdi. DNA aşılarının diğer aşılardan farkı, bu aşılar hücre sitoplazması içinde değil, hücre çekirdeği içinde faaliyet gösterdikleri için çok yüksek bir antikor üretimi ve uzun süreli bir antikor üretimi sağlıyor. Türkiye'nin ilk COVID-19 DNA aşısı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde üretildi. Üretim aşamasının ardından iyi üretim teknolojilerinin uygulanarak aşının insanlara yapılabilir hale gelmesi çalışmaları yapılacak. Ardından da faz 1 aşaması çalışmalarına geçilecek. Şu gördüğünüz viyollerin içinde ürettiğimiz aşının parçalar halinde modelleri var. Bunlar önümüzdeki ay içinde Türkiye'nin çok güçlü, güvenilir bir ilaç firmasının laboratuvarlarında insanlara uygulanabilir hale gelecek. Yerli DNA aşısının en önemli özelliği hücre çekirdeğinin içerisinde faaliyet gösteriyor olması. Bu da neyi sağlıyor? Uzun süren koruyuculuk, yüksek antikor düzeyi ve 2 yıla yakın etkin bir şekilde faaliyet göstermesi. 2 yıla yakın insanların bir daha aşılanması gerekmeyeceğinin düşüncesi içindeyiz. DNA aşılarının böyle bir özelliği var. Hadi bugün itibariyle gazete manşetlerine, gazetelerin birinci sayfalarına bakalım isterseniz. Akşam gazetesiyle başlayalım.
Milli mücadeleyi zafere taşıyan irade rehberimiz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünde net mesajlar verdi ve hiçbir gücün Türkiye'yi yolundan alıkoymayacağını açıkladı. Ve Cumhuriyet'in asırlık tanığı diyor. 29 Ekim 1923'te 19 yaşında olan Yüksekovalı 117 yaşındaki Muteber Engin Deniz tarihi günde yaşadıklarını anlattı. Çok mutlu olduk, günlerce halay çektik diyor. Devam edelim, bayram hediyesi. Manşetinde bu haber var Akşam Gazetesi'nin. Erdoğan Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin en büyüğü olan Ankara Millet Bahçesi'nin kurdelesini kesti. İstanbul için benzerinin de müjdesini verdi. Atatürk Havalimanı alanına yapılacak dedi ve bugün de Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. Ve bir kadın cinayeti haberiydi, vahşi bir cinayetti. Denizli'de ayrılmak istediği erkek arkadaş tarafından katledilmişti Şebnem Şirin. Dün cenaze töreni vardı gözyaşları içerisinde. Tabii gerçekleşti. Devam edelim. Az önce de aktardım. Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleşecek ve açılış Sinan Operası'yla başlayacak. 2,5 yıllık yenileme çalışmasının ardından bugün hizmete giriyor. Başkan Erdoğan yapacak açılışı ve donanımlı bina sanatın merkezi olacak. Ve Muzlu Tahrik'te 11 gözaltı daha, biliyorsunuz bir vatandaşın sokak röportajındaki sözler sonrası yabancı uyruklular muz yeme görüntüleriyle sosyal medyada paylaşmıştı. Bu görüntüleri dalga geçmişlerdi. Halkı kin ve öfkeye sevk etmekten dolayı bu olayla ilgili 11 kişi daha gözaltına alındı. Ve önemli bir habere yer vermiş Akşam Gazetesi. Akıl cevabı Akşener'e gitti. Ekrem İmamoğlu'na Akşener'in kendisiyle ilgili Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterirlerse destekleriz, hayır demeyiz sözü soruldu. Bu akıllara alet olmayacağım dedi. Bu da gerginliğin bir aslına bakarsanız yansıması aslında. Bavulunu toplayan elçiler oldu diyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 Büyükelçinin sınır dışı edilmesi talimatı sonrasında bazı vekillerin bavullarını toplamaya hazırlandıklarını söylüyor. Bunlar yer alıyor bugün Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında. Ve ilk haberi olarak başlamıştık hatırlarsanız. İlk saatte Esenyurt'ta bir kağıt fabrikasında yangın çıkmıştı gece saatlerinde İstanbul'da. Ve o yangın çok zor müdahale edilebilecek bir yangın türündendi. Müdahaleler sonuçsuz kaldı ve o fabrika binası küle döndü. Ambalaj fabrikası yandı, bir kişi hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Gece saatleriydi. Osman Gazi Mahallesi'nde bulunan iki katlı kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Fabrikanın her yerini sardı. Yoğun duman da giderek etkisini artırdı. Kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yangın iki fabrikaya daha sıçradı. Esenyurt Sanayi Sitesi'nde yaklaşık yarım saat önce 3 fabrikada yangın çıktı. Plastik döküm fabrikasında çıkan yangın çevredeki 2 ayrı fabrikaya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri canhıraş mücadelelerini sürdürüyorlar. Sadece Esenyurt değil, çevreden de takviye itfaiye ekibi geldi ve müdahale hız kesmeden devam ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye ekipler geldi. Alevlere karşı 4 koldan müdahale edildi. Dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak 23 yaşındaki Enes Burak o kadar şanslı değildi. İçeride mahsur kalan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Yangına müdahale anları havadan drone'la görüntülendi. Uzun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikadan geriye kül yığını kaldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Terörle mücadele kuşağına geçelim. Çünkü önemli bir gelişme var. Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen Eren 13 operasyonu kapsamında 4 PKK'lı terörist daha öldürüldü. Terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. 4 terörist öldürüldü.
Mehmetçik Siirt Pervari Herekol kırsalında teröristlerin peşindeydi. Alınan istihbaratlar sonucu bölgeye operasyon için düğmeye basıldı. Eren 13 kapsamındaki operasyonda 4 PKK'lı silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı haberi Twitter hesabından duyurdu. Açıklamada, komando ve jandarma özel harekat birliklerine İHA ile hava kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Evet, terörle mücadele gündemi demiştik ve bu mücadele tüm kararlılığıyla devam ediyor. Hem İçişleri Bakanlığı tarafından hem de Milli Savunma Bakanlığı tarafından her gün bilançolar yayınlanıyor terörle mücadelede hangi noktada olduğumuza ilişkin. Şimdi biz de Diyarbakır'a gideceğiz. Arkadaşımız Sinan Yılmaz şu an için PKK'daki son durumu, sıkışmışlığı bize aktaracak. Dönüyoruz Sinan'a, günaydın diyoruz ve sözü ona bırakıyoruz hemen. Günaydınlar. Terörle mücadele operasyonları bölgede aralıksız devam ediyor. Aslında 2016'dan bu yana etkili operasyonlar gerçekleşiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde aslında konsept değişti ve konseptin değişmesiyle birlikte hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Doğu ve Güneydoğu'da PKK'ya çok ağır darbeler vuruluyor. Biliyorsunuz Irak'ın kuzeyindeki pençe operasyonları yaklaşık 3 yıldır devam ediyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da bazen yürüttüğü ortak operasyonlar var ve üst düzey PKK'lar, PKK'nın yönetim kadrosu hedef alınıyor ve bir bir etkisiz hale getiriyor. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'da ise tabii kırmızı, turuncu, mavi ve gri listede olan PKK'lar takibinde, MIT'in takibinde yine jandarma bölgede çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda da bu PKK'lar etkisiz hale getirildi. 2016'dan bu yana binlerce terörist etkisiz hale getirildi. Tabii Doğu ve Güneydoğu'da farklı bölgelerde Eren operasyonları hayata geçirildi. 12 Ocak'tan bu yana Doğu ve Güneydoğu'da yürütülüyor ve bu kapsamda birçok PKK'lı etkisiz hale getirildi. PKK'nın kış yapılanması da bu alanda aslında engellenmiş oldu. Sonbahar operasyonları hayata geçirildi. Geçtiğimiz ayda Diyarbakır'da startı verilmişti. Ve bu kapsamda PKK'lı teröristler de etkisiz hale getirildi. Özellikle de alan hakimiyeti iyice daraldı. Güvenlik güçlerinin yapmış olduğu operasyonlarda alan hakimiyeti iyice daraldı. Hem Irak'ın kuzeyindeki pençe operasyonlarında hem de Doğu ve Güneydoğu'daki Eren operasyonlarında. Bu kapsamda PKK'da çözülmeler de hızlandı aslında. Bir tarafta Diyarbakır Annelerin Evlat Nöbeti, güvenlik güçleri operasyonları ve en önemlisi tabii ki ikna süreçleri ve ikna çalışması var. Bu kapsamda PKK'ya çok ağır darbe vuruldu. Özellikle de bu yıl içerisinde 270'in üzerinde terörist güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Dediğimiz gibi aslında PKK bir çöküş içerisinde. PKK iyice köşeye sıkışmış durumda. Artık eylem yapamaz hale gelmiş durumda. Bölgede hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonlar aralıksız devam ediyor. Teşekkür ediyoruz Sinan Yılmaz aktardı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında terörle mücadele bu şekilde devam ediyor. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda alınan sonuçlar ortada ve 2 yıl daha uzatıldı meclisten tezkerenin geçmesiyle birlikte bu süreç. İşte dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı vardı. Ardından da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti, açıklamalarda bulundu. Öncelikle gündemi elbette CHP'nin hayır oyu verdiği tezkere konusuydu. Bu ibretlik bir durumdur. Savrulma yaşadılar dedi. Bu konuyla ilgili CHP yorumu böyleydi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in ve bu tablo CHP'nin tarihi açısından da bir kırılma olarak yorumladı bu durumu. Aynı zamanda 10 büyükelçi meselesi de vardı gündeminde. Elbette toplantıda bu da konuşulmuştur. İrade açık ve nettir. Yapılan iş diplomatların saygınlığına uygun bir iş değildir dedi dünkü açıklamalarında. Geçmişte PYD, YPG Türkiye'ye niye saldırsın ki diyenler bugün tezkereye hayır oyu vermişlerdir. Bu ibretlik bir durumdur. Daha önce tezkereye oy verirken askerimizi orada savunmasız bırakamayız. O yüzden tezkereye evet vereceğiz diyorlardı. Bu sefer tezkereye hayır oyu vermek gibisinden maalesef bir savrulmayı yaşamışlardır. Irak ve Suriye tezkeresine HDP ile birlikte hayır oyu veren CHP'ye sert sözlerle yüklendi.
Yaşananları CHP'nin tarihi açısından kırılma olarak değerlendirdi. Türkiye'nin terörle mücadelesini bir savaş olarak niteleyip Türkiye ile terör örgütlerini eşit tutan bir zihniyet ve bu zihniyeti temsil eden partiyle Cumhuriyet Halk Partisi aynı hizaya gelmiştir. Dolayısıyla ortaya çıkan bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi açısından da bir kırılmadır. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. Tezkereye hayır oyu veren CHP'nin yabancı asker iddiasına yanıt verdi. Aslında bu madde Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele koalisyonunun bir parçası olması manasında ihtiyaç duyulan bir maddedir. Ama bu bilinmesine rağmen başka ilişkiler çerçevesinde hayır demeye karar vermişler. Zaten hayır demeye karar vermişler. Ondan sonra da tutuyorlar, buna bahane üretmek için o maddeye sığınıyorlar. Gündeminde Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısından geri adım atan büyükelçiler de vardı. Son 10 büyükelçi olayında gördüğümüz gibi yapılan iş ne diplomatların saygınlığına uygun bir iştir, ne de diplomatik misyona uygun bir davranış şeklidir. Umarız bundan sonrasında bu ve benzeri durumlar tekrar etmez. AK Parti sözcüsü Avrupa Birliği'nin Skandal Türkiye raporuna da değindi. Yargı ve temel haklar konusunda Türkiye'yi eleştiren Avrupa Birliği'ne 23 ve 24. fasılları açması çağrısında bulundu. Yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik konularını içeren 23. ve 24. fasılların açılmasıdır. Fakat Avrupa Birliği bir yandan eleştiri getiriyor, bir yandan da 23. ve 24. fasılları açmıyor. Ama şimdi siz fasıl bile açmıyorsunuz, müzakereye yanaşmıyorsunuz. Ve son dönemde artışa geçen ve kamuoyunun gündeminden düşmeyen kadın cinayetleri. Şebnem Şirin hunharca bir şekilde katledildi. Kadın cinayetleri maalesef hepimizi sarsmaya, içimizi acıtmaya ve bizi kahretmeye devam ediyor. Bu konuda parti olarak yeni çalışmalar yapmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Antalya'da FETÖ üyeliği suçundan cezaevinde Ayşe Özdağ. Son günlerde adını sıkça duyuyoruz. Bir iddia var hakkında, kanser hastası ve tedavi edilmesine izin verilmiyor yönünde. Şimdi bunun yalan olduğu, bir algı çalışması olduğu ortaya çıktı. Çünkü tedaviyi kendisi kabul etmiyormuş. Terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen Ayşe Özdoğan üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonu çöktü. FETÖ üyeliği suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ayşe Özdoğan, bir süre önce Antalya L tipi kapalı cezaevine konuldu. Örgütün Özdoğan üzerinden yürüttüğü algı operasyonu çöktü. Özdoğan, kanser hastası olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, Özdoğan'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yatışının yapılması için gerekli tüm tedbirlerin derhal alınmasına hükmetmişti. Söz konusu kararın ardından Ayşe Özdoğan hastaneye sevk edildi ve yatış işlemleri başlatıldı. Ancak hükümlü Özdoğan'ın tedaviyi kabul etmemesi üzerine kurum idaresince tutanak hazırlanarak tekrar cezaevine götürüldüğü öğrenildi. Evet, bazıları cezaevinde FETÖ'cülerin ama bazıları da henüz milletin arasında ve kaçmaya çalışıyorlar. Özellikle Trakya sınırımızdan, fakat hudut kartalları onlara göz açtırmıyor. Şimdi istatistikleri alacağız. Edirne'ye gidiyoruz son durumda. Sınırda neler yaşandı? Trakya'da sınır hattında son bir yılda kaç terörist yakalandı? Hemen dönüyoruz. Filiz bize, Filiz Uçan'a haber muhabiri Filiz Uçan bize detayları aktaracak. Evet Merve Türkay, sizin de söylediğiniz gibi Edirne sınırı özellikle de Fethullahçı terör örgütü mensupları için önemli bir nokta. Çünkü bu noktayı yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmak için sıklıkla tercih ediyorlar. Biliyorsunuz ki 15 Temmuz'da ülkemizde maalesef ki 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimi oldu. Ve o günden bu yana da Fethullahçı terör örgütü birçok mensup Edirne sınırında yakalandı. Aslında ben sizlere 5 yıllık bir şu anda bir oran da vermek isterim. 15 Temmuz 2016'dan bu yana, yani toplamda 5 yılda yaklaşık 1800'den fazla Fethullahçı terör örgütü mensubu Edirne sınırında, bu sınırda yakalandı.
Peki Edirne'yi neden sıklıkla tercih ediyorlar? Edirne sınırı dediğimiz gibi sınır kenti biliyorsunuz ki Yunanistan'a açılıyor Edirne sınırı hemen. Bu yüzden de şu anda görmüş olduğunuz Meriç Nehri özellikle Fethullahçı terör örgütü mensuplarının Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçması için kilit noktalardan bir tanesi. O yüzden burayı sıklıkla tercih ediyorlar. Çünkü Meriç Nehri'nin kısa metrajlı olması, yani yaklaşık 50-100 metre genişliğinde olan bu nehrin kısa metrajlı olması Fethullahçı terör örgütü mensuplarının en çok tercih ettiği noktalardan bir tanesi oluyor. Bir diğer başka neden de kaçak göçmenler. Biliyorsunuz ki göçmenler de bu noktadan yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için özellikle bu noktayı tercih ediyorlar ve göçmenlerin arasında karışarak aslında burayı tercih ediyorlar ve yine hemen sınırın öteki tarafında Meriç Nehri'nin diğer tarafında Avrupa otobanına açılması Sofulu ve Dimetoko kasabalarının yine en çok tercih edilen nedenlerden bir tanesi. Ancak sizin de söylediğiniz gibi hudut kartalları bu sınırda diğer sınırlarda olduğu gibi geçit vermiyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Şiddetli yağışlar etkili oluyor dünyanın pek çok yerinde. Son olarak İtalya'nın Catania şehrinde etkili oldu. Kentte ev ve iş yerleri su altında kaldı. 3 kişi de hayatını kaybetti. Nehre dönen sokaklar, su altında kalan evler ve metrelerce sürüklenen araçlar. Görüntüler İtalya'dan. Sicilya adasında şiddetli yağışın etkisiyle sel meydana geldi. Catania şehri felaketi yaşadı. Çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Bu iki günde evime bol su girdi. Çekmecelerde, yerde, her yerde çamur var. Çünkü temizlemeyi başaramadık. Sel nedeniyle göle dönen kentte yollar ulaşıma kapanınca kanolar devreye girdi. Sele kapılan onlarca araç yollarda sürüklendi. Bölge sakinleri yaşanan felaketin şehirdeki kanalların bakımsızlığından kaynaklandığını ifade ediyor. Catania gibi bir şehirde zaten sorunlu olan bu tür kanalların düzgün bir şekilde bakımlarının yapılmaması mümkün değil. Şimdi iklim değişikliğinden bahsediyorlar ama asıl kötü olan şey bu yapıları yönetme biçimleri. Her yıl temizlenmeleri gerekiyor, yoksa kendimizi sürekli su basmış evlerde buluruz. Devam eden sağanak nedeniyle Catania şehir merkezinde uzun süren elektrik kesintileri yaşanıyor. Afette 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkemizde de mevsim çeşitliliği yaşanıyor. Bir yerde sonbahar fakat Doğu Anadolu bölgeleri içinde kar uyarısı geldi. Hatta yoğun kar uyarısı var. Meteorolojiden hemen Erzurum'a dönüyoruz. Arkadaşımız Yüksel Akalan orada bizi bekliyor. Meteorolojinin tahminlerini aktaracak bize. Teşekkürler Merve Türkay. Erzurum'dan günaydınlar diyelim. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu bölgesi için kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Bizler de şu anda Erzurum'da kent merkezinde bulunan Havuzbaşı Meydanı'ndayız. Sabahın ilk saatleriyle birlikte sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdumuzun doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, Doğu Anadolu çevresinde beklenen yağışların ağırı, öğleden sonra Erzurum'un güney kesimleri yağmur ve sağanak şeklinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve Kars'ın il geleni karla karışık ve kar yağışlı yüksek kesimlerde beklenen yağışların yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uyarılarına devam ediyor. Özellikle yaşanabilecek sel, su baskını ve olumsuzluklar için vatandaşları uyarıyor. Bizler de ekranlarımızdan vatandaşlarımızı sağanak yağışlar ve kar yağışı konusunda sel, su baskını ve yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda uyaralım diyelim. Sözü merkeze bırakalım. Şimdi kendisi Taksi filminin, Fransız yapımı Taksi filminin başrol oyuncusu bir aktör. İstanbul'a geliyor fakat İstanbul'da taksi bulamıyor. Üstelik film görüşmesi için İstanbul'a gelmişken. Dünyaca ünlü taksici İstanbul'da taksi bulamadı. 1998 yılında çekilen Fransız yapımı Taksi filminin başrol oyuncusu Semin Aceri, bir film görüşmesi için geldiği İstanbul'da taksi krizi yaşadı. Cağaloğlu'ndaki bir taksi durağına gelen Aceri, taksi bulamayınca yaklaşık 20 dakika beklemek zorunda kaldı.
Naceri İstanbul'un tarihi caddelerinde yürürken ve taksi beklerken hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Fransız aktör bindiği taksinin direksiyonuna da geçti. İstanbul sokaklarında taksi kullandı. Şimdi Avrupa'daki enerji krizini değerlendirdi A Haber'e ünlü İngiliz ekonomi yazarı McFree. A Haber editörü, dış haberler editörü Eda Ertuğrul'a bakın neler söyledi diyelim ve saat başında devam edelim. Covid-19 salgınını ekonomik etkilerini henüz atlatamayan Avrupa Birliği yeni bir krizle karşı karşıya. Kırılan tedarik zinciri ve artan enerji fiyatları batılı liderlerin bir numaralı gündem maddesi. Peki tüm bu yaşananların arkasındaki sebep ne? İngiliz ekonomi yazarı Hamish McRae ile birlikte konuşacağız. Sayın McRae, öncelikle şununla başlayalım. Her şey nasıl başladı ve bugüne nasıl gelindi krizde? Birleşik Krallık her gelişmiş ülke gibi dalgalı enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle de doğalgaz fiyatlarında bunu yaşadı. Birleşik Krallık'ta ihtiyaç duyduğumuz doğalgazın yarısını zor ithal ediyoruz. Geriye kalanını ise Kuzey Denizi'nden yerli üretimden alıyoruz ama fiyatlar 4 katına çıktı. Diğer büyük şirketlerle rekabet oluşturması için kurulan bazı küçük şirketler bu fiyat yükselişiyle mücadele edemez hale geldi ve battı. Benzin fiyatları artıyor, dizel fiyatları artıyor. Tüm bu karmaşaya bir şey daha ekledik. O da tır şoförü eksikliği. Birkaç hafta istasyonların önünde kuyruklar oldu. Yani oldukça karışık. Peki Avrupa bu sorunu nasıl çözebilir? Sizce hangi adımlar atılabilir? Zira özellikle söz konusu doğalgaz olunca Avrupa Birliği'nin Rusya'yı suçladığını görüyoruz. Eğer Avrupa'ya bir bütün olarak bakarsanız özellikle doğalgaz konusunda hiç şüphe yok ki daha fazla depolama kapasitemiz olmalı. İthal edilen doğalgaza fazlasıyla bel bağlıyoruz. Eğer ithal edilen yakıta bel bağlıyorsanız bunu depolama yöntemleriniz olmalı. Bunu yapmak mümkün ama çok pahalı. Bu özellikle Almanya'da gördüğümüz bir durum. Çünkü tedarik konusunda sırtını Rusya'ya dayıyor. Burada asıl sormamız gereken soru, gerçekten sırtınızı kimi zaman oldukça zorlayıcı davranabilen tek bir ülkeye mi dayamak istiyorsunuz? Bunun cevabı hayır olmalı. Elbette salgın dönemindeki kapanmalar batılı ülkelerin ekonomileri üzerinde ciddi bir olumsuz etki oluşturdu ancak bugün baktığımızda aslında krizin pek çok farklı ayağı olduğunu da görüyoruz. Sizce Avrupa nerede hata yaptı? Bence Avrupa Birliği kaçınılmaz bir şekilde burada bireysel olarak suçlayabileceğimiz bir ülke olduğunu sanmıyorum. Enerji politikalarında bazı hatalar yaptı. İthal edilen enerjiye fazla bağımlı kaldı. Örneğin Almanya nükleer enerjiye son vererek spesifik bazı hatalar yaptı. Sanırım son kalan 2 ya da 3 istasyon önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kapanacak. Nükleer enerjiye son vermeleri politik bir karardı. Bunu yerine koyacak bir şeyleri olmalıydı. Bunu rüzgar gücüyle değiştirmek iyiydi ama rüzgar olmadığında da elektrik ihtiyacınızı karşılayabilmelisiniz. İyi amaçlı yeşil politikalar çok hızlı bir şekilde hayata geçirildi. Yani yapılan genel hatalar vardı. Şu anda Avrupa Birliği liderlerinin gündeminde enerji krizinin olduğunu görüyoruz. Peki sizce bu kriz ilerleyen dönemde bir ekonomik krizi de tetikleyebilir mi? Enerji krizi spesifik bir durum. Aynı zamanda Avrupa ekonomisi konusunda derin bir endişe var. Ama bu sadece enerjiden kaynaklanmıyor. Küresel tedarik zincirinde sorunlar var. Avrupa'nın dört bir yanındaki üreticiler ithal edilen çiplere sırtlarını dayıyor. Bunların çoğu Tayvan'dan geliyor. Bu oldukça rahatsızlık veren bir durum. Araba fabrikalarınızın işlemesini sağlayan çipler için ana kara Çin'le sıkıntılar yaşayan Tayvan'a bel bağlamak oldukça sıkıntılı. Tedarik zincirinde daha genel anlamda da sıkıntılar var. Sadece enerjide ve çip konusunda değil. Elbette bir de Avrupa Birliği ve Polonya gibi ülkeler arasında siyasi anlamda yaşanan zorluklar var. Her şey korkunç durumda demek kolay olan. Her zaman uzun süre kapalı kalan ekonomileri yeniden canlandırmak zordur. Enerji krizi Avrupa'nın ekonomisini yeniden inşa etmeye çalıştığı oldukça kötü bir zamana denk geldi. Sayın McRae, son olarak Türkiye ekonomisine ilişkin de değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Türkiye ekonomisine uzun vadeden baktığımızda getireceği yarar oldukça fazla. Yararlı ve yetenekli iş gücü, oldukça iyi ve büyük ticari şirketler. Bence uzun vadede bunlar çok fayda getirecek oluşumlar.
Türkiye'nin uzun vadedeki getirilerinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Sayın McRae, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. İngiliz ekonomi yazarı Hamish McRae ile birlikte Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı enerji krizini ve bu krizin farklı boyutlarını konuştuk. Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da milletimizin Cumhurbaşkanını kutladı dün akşam yaptığı açıklamada. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılı ufuktayken belirmişken Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir siyasi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok da önemli açıklamaları vardı. Hemen dinleyelim o konuşmayı. Bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. İlanının 98. seneyi devriyesinde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında hiçbir saldırı bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Milli iradenin önemine dikkat çekti. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede milli mücadeleyi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve ardından da önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin mecliste tezkereye hayır oyu vermesini sert bir biçimde eleştirdi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünde CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yağmaladığını belirtti ve CHP'nin Türkiye düşmanlarıyla hareket ettiğini işaret etti. Bahçeli 29 Ekim'i kutlayan mesajlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sömürgeci güçlere karşı bir dirilişin dirayetin eseri olarak tarihteki yerini aldığını ifade etti. Vatanımızın işgalini reddederek Cumhuriyet'e giden yolları açan Büyük Türk Milleti, şimdilerde aynı inanç ve azimle terörün kökünü kazma hedefine odaklanmıştır. Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler, terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir. Bahçeli, Suriye-Irak tezkeresine hayır oyu veren CHP'ye tepki gösterdi. Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler, Cumhuriyet'in antitezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar, maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır. Geçmişte düşmanına ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır. Ve bugün Cumhuriyetimizin kuruluşun 98. yıl dönümü dedik. Dün itibariyle kutlanmaya başladı. Günün ilk saatleriyle itibaren Türkiye'nin dört bir yanında törenler düzenlendi. Fener alayları vardı, işte yurttan manzaralar. Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü yurtta coşkuyla karşılandı. Konserler verildi, halaylar çekildi. Kent meydanlarını dolduran kalabalık Fener Alayı yürüyüşüne katıldı. Görüntüler Diyarbakır'dan. Kayapınar ilçesinde başlayan Fener Alayı, 160 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla kent meydanına kadar yürüdü. Coşkulu görüntüler Kastamonu'da da vardı.
Yürüyüş yapan kalabalık daha sonra Cumhuriyet'in 98. yılı kapsamında kırmızı ve beyaz renkteki 98 dilek balonunu gökyüzüne bıraktı. Bu görüntülerde İzmir'in Ödemiş ilçesinden. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Fener Alayı'na 5000 kişi katıldı. Fener Alayı'na katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Benzer görüntüler Amasya'da da kayda geçti. Cumhuriyet'in 98. yılı kutlamalarında araç konvoyu ve konser düzenlendi. Vatandaşlar evlerinden ve yol kenarından konvoydaki araçlara el sallayarak coşkuya ortak oldu. Şimdi başkente gideceğiz. Başkent kutlamaların merkezi, törenlerin merkezi elbette ve ilk olarak Devlet Erkanı ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından da külliyede tebrikleri kabul edecek. Pek çok daha detay var. Hemen Ankara'ya dönüyoruz. Murat Sekban bizi bekliyor. Detayları dinlemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünden sözü Murat'a bırakıyoruz. Günaydın Murat. Günaydın Merve Türkay. Her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ilk noktası törenler için Anıtkabir olacak. Bizler de an itibariyle buradayız ve saatler onu gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e çıkacak. İstiklal Marşı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Erdoğan mozoleye çelenk bırakacak. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek orada Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve böylelikle Anıtkabir'deki resmi tören de sona ermiş olacak. Devlet erkanının töreninin sona ermesiyle birlikte Anıtkabir'in kapıları her yıl olduğu gibi yine burada vatandaşlara açılacak ve sadece Ankara'dan değil Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atay'ı ziyaret ediyor olacaklar. Tabii resmi törenler programlarda burada devam ediyor olacak. Saatler 11'i gösterdiğinde, 11.30'u gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir program düzenlenecek. Bu programda tebrikleri kabul edecek. O programa da yine bizler de aktarıyor olacağız. Dediğimiz gibi Cumhuriyet'in bugün 98. yıl dönümü. Bundan tam 98 yıl önce verilen kahramanca mücadele ve milli mücadelenin de kazanılmasıyla birlikte ilan edilmişti Cumhuriyet ve bugün de 98 yaşında bizler de A Haber ekibi olarak Anıtkabir'in önündeyiz. Buradan tüm izleyicilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayalım ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Murat Sekban aktardı işte başkentin gündemi böyleydi. Bir de İstanbul'da törenler var, açılışlar var. Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Dolayısıyla yürüyüşler, törenler nedeniyle bazı yollar İstanbul'da kapalı. Trafiğe çıkacaklar. Aman dikkat diyelim. Hemen Erdal'a kulak verelim. O da Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden yayını gerçekleştirecek. Erdal, İstanbul'da trafiğe kapalı yollar neler, nelere dikkat etmeliyiz? Nerelerden geçmemeliyiz? Evet Merve Türkay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da önemli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek. Tabii birçok yol kapanacak bu etkinlikler sırasında. Özellikle de Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleşecek ve Taksim'de yine bir dizi etkinlik olacak gün boyu. Taksim çevresinde birçok yolun kapanacağını söyleyebiliriz. İstanbul Valiliği de konuyla alakalı yazılı bir açıklama yaptı. O açıklamaya göre önce Taksim Meydanı'ndaki caddelere değinecek olursak Mete Caddesi, Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi, Dünya Sağlık Sokağı, Sıra Selviler Sokağı, Kazancı Yokuşu ile kesişimi İnönü Caddesi'nin vakıf çıkmasına kadar olan kısım bir gün boyunca kapanacağı duyuruldu Taksim civarında. Öte yandan İstanbul Valiliği'nin açıklaması devam ediyor. Çünkü İstanbul'da farklı caddelerde trafiğe kapanmış olacak gün boyunca. Reşadiye Caddesi bunların en başında geliyor. Ragıp Gümüşpala Caddesi, Kennedy Caddesi, Sirkeci Işıklar'a kadar olan kısım, Baba Ali Caddesi, Ankara Caddesi, Pierre Loti Caddesi,
ve Boyacı Ahmet Caddesi, öte yandan Peykhane Caddesi, Üçler Sokak, Kabasakal Caddesi de yine gün boyunca trafiğe kapanacak. Alternatifi kullanabilir tabii sürücülerimiz. Bugün resmi tatil olacağı için birçok noktada aslında trafik yoğunluğu olmayacak. Fakat acil durumlarda yine alternatif yollar kullanılabilir. İstanbul'un birçok noktasında bugün etkinlik düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tabii tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İstanbul'da da ve Taksim'de özellikle akşam saatlerinde kutlamalar devam edecek. 18'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hemen arkamızdaki Atatürk Kültür Merkezi açılacak. Fakat saat 10'da başlayacak kapanmalar caddelerde. Saat 12'ye kadar gece devam edeceğini hatırlatalım ve Taksim'den sözü tekrar merkeze bırakalım. Merve Türkay. Teşekkür ediyoruz Erdal. Kuruçay aktardı işte İstanbul'da bugün bu yollar, Erdal'ın aktardığı yollar kapalı. Törenler düzenlenecek, dolayısıyla dikkatli olalım en azından. Ve şimdi Hakkari'ye gideceğiz. Sizi Muteber Nine ile tanıştıracağız. Muteber Engin Deniz tam 117 yaşında ve Cumhuriyet kurulduğunda 29 Ekim 1923 yılında 19 yaşındaydı. Bakın Cumhuriyet'in kurulduğunu, nasıl bir sevinçle yaşadıklarını bize nasıl anlattı. Atatürk'ün sayesinde bizler aile olduk, ev sahibi olduk, toprak sahibi olduk. Cumhuriyet ilan edildiğinde 19 yaşındaydı. Bir milletin yeniden dirilişine şahit oldu. Hakkari Yüksekova Akçadam köyünde yaşayan Muteber Engin Deniz 117 yaşında. 5 çocuk ve 36 torun sahibi Muteber Nine, ilerleyen yaşına rağmen tandırda ekmek pişiriyor, tavuklarına yem verip üstüne bir de çocuklarla ilgileniyor. O, Türkiye'nin en yaşlı insanlarından biri. Öyle ki Cumhuriyet'in kuruluşuna da şahit oldu. Cumhuriyet ilan edildiğinde çok mutlu olduk. Günlerce halay çektik. Atatürk için alkışlar yaptık, şarkılar söyledik. O olmasaydı şimdi kim bilir nerelerde olacaktık. Ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkent Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nin açılış töreninde konuştu. En büyük millet bahçesi biliyorsunuz ve başkentte dün açılışı gerçekleşti. Oradaki konuşmasında 2053 vizyonuna yönelik en iddialı hedef olarak yeşil kalkınma devrimine dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul'da da Atatürk Havalimanı'nın içerisine bir millet bahçesi yapılacağının müjdesini verdi. Başkent millet bahçemizin Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum. Ankara'nın çehresini değiştirecek, rengini griden yeşile döndürecek olan millet bahçesi hizmete açıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin adının da başkent olacağını duyurdu. Binlerce kitabı olan bir millet kıraathanesi olacak. Spor sahaları, oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet parkı gibi bölümlerde millet bahçemizin içinde yer alıyor. Erdoğan'ın konuşmasında İstanbul'a da bir müjdesi vardı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağımız bu millet bahçesinin hem ülkemizin hem İstanbul'un şanına yakışır bir eser olacağına inanıyorum. AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin refah düzeyinin arttığını söyleyen Erdoğan, Avrupa örneği verdi. Rafları boş dedi. İstikrarsızlık dönemlerinin geride kaldığını belirten Erdoğan, Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Türkiye, istedikleri gibi itip kakabilecekleri, istikamet çizebilecekleri, parmak sallayabilecekleri siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışma çıkartabilecekleri eski Türkiye değildi. Avrupa'da boş. Amerika'da raflar boş. Elhamdülillah biz de bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Son günlerde Türkiye'nin gündemini meşgul eden Büyükelçiler krizi de Erdoğan'ın gündemindeydi. Üstü kapalı olarak son kozlarını oynadılar dedi, konuyu kapattı. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız,
başaramayacaksınız. Son kozlarını sahaya sürdüler. Sadece hukuk ve ahlak değil, aynı zamanda akıl ve mantık dışı çıkışlarla ülkemizin dikkatini dağıtmaya, milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Sabrederek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin önünde hiçbir engel olmadığını söyleyen Erdoğan, millete biz her şeyin farkındayız mesajını verdi. İnsanlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı her sıkıntının, her sorunun üzerlerine binen her yükün farkındayız. Ama emin olun, az kaldı. Şimdi tabii böyle bir kararın tepkisi tabanda da yankı buldu elbette. Sokakta ses çıkartmaya başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş il gezdi. Üsküdar'da esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı tezkere konusunda. Bakın vatandaş neler söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş il gezdi, Üsküdar'da balıkçı esnafını ziyaret etti. Cumhuriyet bayramlarını kutlayarak bayrak hediye etti. Ancak o sırada il gezdinin yanına giden bir esnaf, CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu vermesine tepki gösterdi. CHP'li vekile sorduğu soruya cevap alamayan esnaf, il gezdinin beraberindeki kişiler tarafından provokasyon yapmakla suçlandı ama ithamları kabul etmedi. Çevredekiler tarafından engellenen vatandaş daha sonra bölgeden uzaklaştı. Yok ya. Bu rahmet olsun. Erbakan Hoca bu demiş yıllar önce. 30 sene önce demiş, 50 sene önce demiş. Çalışmaya devam et, değil mi? Soruna mı geldin? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de protestoyla karşılaştı Siirt ziyareti esnasında ve protesto eden vatandaşlara İYİ Partililer tarafından linç girişimi uygulanmaya çalışıldı. Lütfen milleti kandırmayın. Ben kimseyi kandırmıyorum. Kandırıyorsunuz. Hayır, kandırmıyorum. Terbiyesizlik yapıyorsun. İYİ Partililer yine soru soran vatandaşa saldırdı. Polisler linç girişimini engelledi. Ya derdini anlatıyorum. Yok, işte derdini anlatıyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyaret ettiği illerde çeşitli tepkilerle karşılaştı. Ancak İYİ Partililer en ufak bir eleştiriye dahi tahammül edemedi. İşte son olay Siirt'te yaşandı. İl merkezindeki esnaf ziyaretlerinin ardından Kurtalan ilçesine geçen Akşener'e bir vatandaş soru sormak istedi. Sayın Soylu'ya göre ben stajyer İçişleri Bakanı. Onun için ben ne oldum anlayabilmiş değilim. Biz Sayın Soylu'ya göre Sayın Soylu'yla ona itirazım yok güzel kardeşim. Bak, çarşıya stajyer. Çıkabiliyoruz, aynen akşam öyle. Gezebiliyoruz. Bak hiç itirazım yok size. Bu diyaloğun ardından Akşener aracına binerek bölgeden ayrıldı. İYİ Partililer vatandaşı linç etmek istedi. Polis tarafından linç girişimi engellendi. Ve 29 Ekim 2021 Cuma günü itibariyle gazete manşetlerine göz atmaya devam ediyoruz. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah gazetesinin sürmanşetinde Cumhuriyetimiz 98 yaşında mutluyuz, gururluyuz, coşkuluyuz.
başlığı yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyor Sabah gazetesi. Devam edelim manşetinde ise Cumhuriyete yakışan iki eser, 700 bin metrekarelik başkent Millet Bahçesi'ni hizmete açan Başkan Erdoğan, bugün de dünyanın en kapsamlı sanat merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapacak manşetini kullanmış. Ve ne yazık ki iki kadın cinayeti yer alıyor Sabah gazetesinin manşetinde. Katil sevgilisini cesediyle teslim oldu taksinin içerisinde. Kız arkadaşını öldürmüştü katil ve emniyete gitti o araçla ve sevgilisi tarafından bıçaklanılarak öldürülen Şebnem Şirin'in dün cenazesi vardı. Sabah gazetesi birinci sayfasında bu habere de yer vermiş. Kadınlarımızın azmi en büyük gücümüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefakar ve fedakar kadınlarımızın hayatın her alanında gösterdiği başarılarla iftihar ediyoruz. Onların azmi ve gayreti Anadolu topraklarının en büyük gücüdür açıklaması yer alıyor. Biliyorsunuz Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar programına katılmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oradaki konuşmasını da birinci sayfasında görmüş Sabah gazetesi. Yine sağlıkçıya ulaşım yıl sonuna kadar bedava. Covid-19'la mücadele kapsamında sağlıkçılara toplu taşımadan başkent Ray Marmaray İzban'dan 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecekler diyor. Sabah gazetesinin ardından bir de Takvim gazetesine bakalım. Bakalım Takvim gazetesinin birinci sayfasında bugün hangi haberler yer alıyor? Takvim gazetesi de sür manşetinden Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun mesajı yayımlıyor. Ve devam edelim. Cari açık bitecek. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını, Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları var. Enflasyonun 2022 yılı sonunda %11.8'e gerilemesini hedefledikleri açıklaması var. Enflasyon raporunun açıklamasında çarpıcı tespitleri de var. İş gücü piyasası toparlandı. Türkiye Avrupa ile ticarette fazla verir konuma geldi. İhracat cari açığı bitirecek diyor. Döviz rezervlerimiz 126 milyar dolara yükseldi diyor. Ve enflasyonun 2021 yılı sonunda %18.4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söylüyor. Devam edelim. Evet, Şebnem'in cenaze töreni, erkek arkadaşı tarafından, o katil tarafından öldürülen Şebnem'in cenaze töreni de Takvim gazetesinin birinci sayfasında. Ve bir köpek saldırı haberi var. Eski voleybolcuya yapılan köpek saldırısı, gerçekleşen köpek saldırısına ilişkin şifre bakteri diyor Profesör Doktor Osman Erk. Şöyle ki bağırsak ile hastalıklar arasında nasıl bir bağ kuruluyor? Bakteriler vücut direncini nasıl artırıyor sorularına yanıt almak istiyorsanız bugün Takvim gazetesinde bu yanıtları bulabilirsiniz diyoruz ve gelişmelerle devam ediyoruz. Ne yazık ki böyle bir günde acı bir haberimiz var. Yüreklerimize kor düştü yine. Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Ve ne yazık ki bir şehidimiz var. Piyade uzman çavuş Harun Çalışkan şehit oldu. Acı haber de memleketi Samsun'a ateş düşürdü. Acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Şehit ateşi Samsun'a düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Hain saldırıda piyade uzman çavuş Harun Çalışkan şehit oldu. 29 yaşındaki piyade uzman çavuş Harun Çalışkan'ın şehadet haberi Samsun'un İlkadım ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Acı haberle yıkılan şehidin hamile eşi Dilek Çalışkan'la annesi Dilek ve babası Recep Çalışkan'ı askeri yetkililerle yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Çalışkan şehit düşmeden 2 saat önce annesiyle telefonda görüşmüştü. "Beni merak etmeyin, zaten bir ay sonra izne geleceğim," demişti ama olmadı. Şehidin eşi Dilek Çalışkan 3 aylık hamileydi. Harun Çalışkan evladına kavuşamadan şehit oldu. Canlarını dini devlet, mülkü millet için feda eden aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine gark eyle. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu son yolculuğuna uğurlanmak için törenle memleketi Samsun'a uğurlandı. Ve bu gece yarısı İstanbul'da Esenyurt'ta bir kağıt ve ambalaj fabrikasında
yangın çıktı. Fakat yangına çok zor müdahale edilebilirdi. Bir anda alev sardı her tarafı ve o yangın söndürülemedi. Fabrika küle döndü. Ambalaj fabrikası yandı, bir kişi hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Gece saatleriydi. Osman Gazi Mahallesi'nde bulunan iki katlı kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Fabrikanın her yerini sardı. Yoğun duman da giderek etkisini artırdı. Kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yangın iki fabrikaya daha sıçradı. Esenyurt Sanayi Sitesi'nde yaklaşık yarım saat önce 3 fabrikada yangın çıktı. Plastik döküm fabrikasında çıkan yangın çevredeki 2 ayrı fabrikaya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri canhıraş mücadelelerini sürdürüyorlar. Sadece Esenyurt değil, çevreden de takviye itfaiye ekibi geldi ve müdahale hız kesmeden devam ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye ekipler geldi. Alevlere karşı 4 koldan müdahale edildi. Dumandan etkilenen bir kişi kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak 23 yaşındaki Enes Burak o kadar şanslı değildi. İçeride mahsur kalan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Yangına müdahale anları havadan drone'la görüntülendi. Uzun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikadan geriye kül yığını kaldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Şimdi Yargıtay yine emsal bir karar aldı. Şöyle ki, bir kadın topuklu ayakkabıyla iş yerinde düşüyor ve ardından da işten çıkartılıyor. Fakat karşı dava açıyor ve bunun iş kazası olduğu yönünde. Ve Yargıtay'da dediğimiz gibi emsal bir karar alarak bu kararı haklı buluyor. Biz de vatandaşlara sorduk, iş yerinizde topuklu ayakkabıyla düşerseniz bu iş kazası sayılır mı? Bakalım neler söylediler. Topuklu ayakkabı iş kazası sayılır mı? Hayır, bence sayılmaz. Sizce? Bence de sayılmaz. Tabii ki sayılır. Neden? Çünkü peki, geçiren arkadaşlarım da var. Servis kullanıyoruz biz. Servisten düşünce ayağının kıran arkadaşım var. O yüzden sayılıyor. Bir banka çalışanı kadın 2006 yılında bol paça pantolonunun topuklu ayakkabısına takılması sonucu merdivenlerden düşerek yaralanmış, bir süre sonra da işten çıkartılmıştı. Olay yargıya taşınınca topuklu ayakkabı davası tam 14 yıl sürmüştü. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da bunu iş kazası saymıştı. Topuklu ayakkabı giymeyi sever misiniz? Yani yerine göre giyilebiliyor. Evet, seviyorum. İşte de kullanıyorum. Öğretmen, doktor, bankacı, hele bir de kadınsanız topuklu ayakkabılar vazgeçilmezleriniz arasında yer alıyor. Evet, günlük hayatta kullanıyoruz ancak iş ortamlarında da sık sık kullanıyoruz. Ancak bununla birlikte kazalar da, soru işaretleri de beraberinde geldi. Peki topuklu ayakkabı iş kazası sayılır mı? Bence iş kazası değil, hani kendimizden dolayı olan bir şey değil mi biraz da? Bence sayılmaz. Sizce? Bence de sayılmaz. Peki sizce? Sayılmaz. Mesai saatleri içerisindeyse iş kazasıdır. Bence de iş kazası. Düşebilirsin, kayabilirsin. Mecburiyet varsa olabilir, sayılabilir diye düşünüyorum ben de. Yargıtay bir kararında topuklu ayakkabı giyen işçinin kayarak düşmesini iş kazası saymıştır. Çok saçma bence. Yani sakar biri normal ayakkabıyla da düşebilir sonuçta. Yargıtay öyle diyor. O zaman yapacak bir şey yok yani. Topuklu ayakkabıyla ıslak zeminde çalışılmaması gerektiğini işçi de bilmelidir. Ancak işveren de topuklu ayakkabının giyilmemesi gerekiyorsa o işin yapılması için, işçiyi bu konuda bilgilendirmeli, eğitmeli, gerekli talimatları vermelidir. Peki iş yerinde topuklu ayakkabı kazası yaşayan kişiler ne yapmalı? İşçi, iş yerinde işin yapılması sırasında kusuru olsun olmasın bir kazaya uğramışsa, bu konuda işveren de yükümlülüklerini yerine getirmemişse, burada bir iş kazası vardır ve iş kazası bildirimini yapmalıdır ilgili SGK Şube Müdürlüğü'ne. Ancak işçi yapmıyorsa işveren zaten yapmak zorundadır. Fakat iş kazası kabul edilmemişse iş kazasının tespiti için işçiler dava açmalıdır. Evet.
Sivas'ta bu gece bir trafik kazası meydana geldi. Sağlık çalışanlarını taşıyordu bir minibüs ve onları bir seyahate geziye götürüyordu. Şarampole yuvarlandı, devrildi ve o kazada bir doktor hayatını kaybetti. 24 de yaralı var. Sağlık çalışanlarını taşıyan tur minibüsü şarampole devrildi. Kazada bir doktor hayatını kaybetti. Kaza Sivas, Malatya Karayolu'nun Kangal ilçesi girişinde meydana geldi. Samsun'dan gezi için Adıyaman'a giden sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 67 yaşındaki doktor Hasan Hüseyin Saltık hayatını kaybetti. 24 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'nde korkunç bir kadın cinayeti yaşandı. Bir katil kadını zorla taksiye bindirdi. Taksinin içerisinde silahla ateş etti, üstelik kafasına. Taksici hastaneye götürmek istediğini söyledi. Adam kabul etmedi, emniyete gidiyoruz dedi. Belki hastaneye gitseler kadın yaşayacaktı. Fakat emniyete gitti o taksinin içinde kız arkadaşının cansız bedeniyle. Ağzı tutukluk yaptı silah. Büyük bir ihtimal ya ona sıkacaktı kadını ya da bana sıkacaktı. Öldürdüğü kadının cansız bedeniyle emniyet müdürlüğüne gitti. Kocaeli Gölcük'te yaşayan Ali Akbaba, kız arkadaşı 49 yaşındaki Seyhan Gözer'i taksiyle işe bırakmak istedi. 51 yaşındaki Ali Akbaba, kendisinden ayrılmak isteyen Gözer'le konuşmak istedi. İkili taksiyle ormanlık alana gitti. O sırada tartışma çıktı. Issız bir yere gidince, kadın dedi ki abi bu beni öldürecek, beni bırakma dedi bana. Benim durmama fırsat bulup zaten arabadan aşağı inmeye çalıştı. O adam da onu tuttu, içeri çekti. O sıra bir tokat attı zaten kadına. Ben de arkamı döndüm, abi ne yapayım filan ısık dedim. Akbaba o sırada taksinin içindeyken kadına ateş açtı. Adama dayı ne yapıyorsun, kadına niye vurun dedi. O sırada çıkardı elinden silah, kafasından vurdu. Ağzı tutukluk yaptı silah. Büyük bir ihtimal ya ona sıkacaktı kadına ya da bana sıkacaktı. 51 yaşındaki cinayet sanlısı Ali Akbaba, taksici Süleyman Yılgın'ı tehdit edip Seyhan Gözer'in cansız bedeniyle yola çıktı. Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs kız arkadaşını öldürdü. Ardından da taksiyle ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine getirdi. Hastaneye giderken söyledi, direkt emniyete çekmemi söyledi. Ne dedi peki orada? Hastaneye gitmeyeceğim dedi, direkt emniyete gideceğim dedi. Gözlerini hafif açtı. Dedim bu yaşıyor, ben hastaneye yetiştirme amaçlı dörtleri yaktım ama adam bırakmadı. Belki hastaneye yetiştirseydim kadın yaşayacaktı. Durumu fark eden ekipler aracın etrafında güvenlik önlemi aldı. Öldürdüğü şahısla birlikte emniyete gelen şahıs daha sonra da teslim oldu. Olaya şahit olan taksi şoförü yaşadıklarını anlattı. Açık ve ne söyleyeyim, korkmadım. Sadece şok geçirdim. Çünkü ilk defa bir cinayet oldu yanımda. Cinayete ilişkin polis ve savcının incelemesi sürüyor. İzmir'de de iki kişi önce zorla araca bindirdikleri bir kişiyi, bir şahsı darp ettiler. Ardından da sokak ortasında çığlık figan bağırıyordu adam. Olay yerine polisler sevk edildi ve olayın aslı ancak karakola gidince anlaşılabildi. Önce araçta, ardından da sokak ortasında darp ettiler. Yardım çığlıkları sokağa inletti. Görüntüler İzmir Buca'dan. Abi adam öldürüyorlar ya resmen. Ellerini bağlıyorlar. İki kişi otomobile bindirdikleri şahsı darp etmeye başladı. Bir süre sonra da sokak ortasında darp devam etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Levyeyi düşürdü. Bakın korna sesini duyuyorsanız ya. Evet, size devam et. Çok acı. Yardım çığlığını duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler şahısları karakola götürdü. Saldırganlar ifadelerinde arkadaşlarının alkollü olduğunu ve eve götürmeye çalıştıklarını iddia etti.
İstanbul Şişli'de de iki kişi bir şahsın üzerine döner bıçağı ve silahlarla saldırdılar. O da kendini sandalyeyle korumaya çalıştı. O görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Husumetlilerine döner bıçağı ve silahla saldırdılar. Olay Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce küfürleşme nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan gence iki kişi döner bıçağı ve silahla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Bacağından yaralanan genç ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan iki saldırgan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şeker pancarı üretilen en önemli illerimizden biri Tokat ve şimdi şeker pancarı hasatı da başladı. Hemen Tokat'a gidiyoruz. Muhabir arkadaşımız Murat Onur karşımızda, bize detayları aktaracak. İhracatta da önemli paya sahip çünkü. Murat, söz sende, günaydın. Teşekkürler Merve. Bizler de sizlere günaydın diyelim. Tokat'tayız. Senin söylediğin gibi aslında bizim bulunduğumuz bölge şeker pancarı açısından oldukça önemli bölgelerden bir tanesi. Öyle ki şu anda çiftçiler tarlalardan topladıkları şeker pancarları buraya kantara getiriyorlar ve kantarda tartılan şekerler daha sonrasında fabrikalara götürülüyor. Şeker pancarı hasatında yıl içinde 520 bin ton civarında üretim elde edilmesi bekleniyordu. Bununla birlikte ekonomiye 500 milyon liralık da bir gelir katkı sağlanması bekleniyor. Tokat'ta bu yıl 15.300 hektar alanda şeker pancarı ekimi yapıldı. Biliyorsunuz bu sene oldukça kurak geçmesine rağmen 520 bin ton şeker pancarı Tokat ve bölgesinde hasat ediliyor diyebiliriz. Şeker fabrikalarında işlenen bu ürünler ülke ekonomisine gayri safi milli hasılaya 1 milyon liraya katkı sağlayacak diyebiliriz. 4800 çiftçi 6 ay boyunca aralıksız bir şekilde tarlada, bahçede çalıştı ve topladıkları şeker pancarlarını şu anda işte bizim bulduğumuz Tokat'ın Çamlıbel mevkisindeki bu kantara getiriyorlar. Hava yağışlı. Tarlada şu an itibariyle çalışma yok. Ancak topladıkları pancarları traktörlerle bu kantarlara getiriyorlar ve tarttırıyorlar. Hemen bu tarafa doğru birazcık dönebilirsek mouse denilen bir alet var. Bu mouse'la da birlikte artık çiftçilerin işi daha kolay ve verimden de, rekolteden de, fiyattan da çiftçilerimiz oldukça memnun diyelim. Sözde İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım. Ve böylelikle Sabah Ajansı'nı burada noktalıyoruz. Herkese iyi günler, iyi haftalar diliyoruz ve Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü kutlu olsun diyoruz. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.